diyecek kadar çok şey olur. İşte tamamıyla öyle bir dönemden geçiyoruz. Bu yüzden de bu toplantılar daha önemli. Birçok şeyi sorguluyoruz. Belki şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir dönem bitti, yepyeni bir döneme başlıyoruz gibi değil. Öyle olmasını belki tercih ediyoruz ama hayat öyle devam etmiyor. Antropologların kullandığı bir ifade var. Diyorlar ki liminal space, liminal alan, Latinceden transfer edilmiş bir kelime. Liminal de eşik demek. Hep bir eşikte olacağız. Hiçbir zaman tam olarak bir alana, bir konuma yerleşmemiş olacağız. Ve bu eşikte olma haliyle her işi yöneteceğiz. Markaları yöneteceğiz ve buna da hazır olmamız gerekiyor. Mesela aynı anda zıt düşüncelerle baş etmemiz gerekiyor. Yine İngilizce kavramları kullanırsak bir o divergent, bıraksayan bir düşünce var. Ne var burada? Pazar dünyasında çok iyi tanıdığımız marka var, yaratıcılık var, hayal gücü var. Bir de ama giderek daha yoğun gördüğümüz o convergent, birbirine yakınlaşan düşünce şekli. Analiz eden, rasyonel bir şekilde bakan, karar veren. O ikisi bu birbirini kesiyor gibi dursa da bir arada var hayatımızda. Yeni dünyada neyi görüyoruz? Yıllarca tüketici kelimesini kullandık. Ne kadar demode, ne kadar eski bir kelime aslında. Kaynakların azaldığı bir dünyada insanları tüketici demek, bitiren demek, yok eden demek. Bu kelimeleri de dağarcığımızdan çıkarmamız gerekiyor. Mesela hedef kitle tanımı. Hedefe ne yapıyoruz? Ateş açıyoruz. Bunların hepsi ordudan gelmiş. Belki bazılarınız bilmiyor olabilir. Kampanya kelimesi bile ordudan transfer edilmiş bir kelime. Kökeninde sahaya çıkmış ordunun yaptığı eyleme verilen bir isim kampanya. Ne oluyor? Bunun sonuçlarını yaşıyoruz. İnsanlar bu geleneksel televizyon reklamlarına karşı artık daha tepkiler. Ipsos'un bu sene Ağustos ayında yaptığı bir araştırma var. 148 reklam filmini test etmişler ve insanlar sadece 16 tanesini hatırlamış. Aslında çok düşük bir oran ve 16 tanesini iyi de hatırlamamış. Yani çok az hatırlananlar da var, onun dışındakiler hiç hatırlanmamış. Dolayısıyla pazarlama çok büyük bir dönüşümden geçiyor, geçmek zorunda ve bu değişim hızlanacak. Çünkü tüketiciler değil insanlar bizden farklı beklentiler içindeler. Şimdi yaratıcılık çok önemli. Çok temel, olmazsa olmazı. Ama tek başına yaratıcılık artık yeterli değil. Yaratıcılık ölüyor mu diyorlar. Kesinlikle ölmüyor, o duracak. O biraz önce bahsettiğim liminal alan, onu kastediyordum aslında. Yaratıcılık var ama yanında teknoloji var, yanında makine öğrenme var, yanında yapay zeka var. Onunla birleşen, onunla üreten, onunla dönüşen dünyadan bahsediyoruz. Belki de yakın dönemde ajanslarda çalışan kreatif direktörler de bambaşka bir profilden, bambaşka bir eğitimden gelmiş insanlar olacaklar. Yeni dünya kendi yetenek ve becerilerinde dayatıyor, bekliyor bizlerden ve marka yöneticilerinden tabii ki. Yıllarca mesela marka temelinde ürün var. Bu ürünü ne yapacağız? Ürünü satacağız ama pazarlamacı olarak bunu iletişim yapacağız. İletişim çok sihirli bir kelimeydi. Pazarlamanın arkasında hemen geliyordu. Ama artık yeni dünyada şunu görüyoruz. Onun yerini alan kelime deneyim. Pazarlamanın merkezinde artık deneyim var. Dijital dünya, e-ticaret bunu bize çok iyi gösterdi. Ve onunla alınan verimi de gösterdi. Aslında bizler yeni dünyada markalar için çalışan insanlar, biz iletişimciler, reklamcılar değil, hepimiz birer deneyim tasarımcıları olmalıyız ya da olma yolunda ilerlemeliyiz. Diğer önemli bir konu da daha önce bu eşiği bir geri tarafında, o liminal alanın, ne yapıyorduk? Bir planlama yapıyorduk. Özellikle çok uluslu şirketler bunu çok iyi yapıyordu. Yıllar önceden, aylar önceden planlanıyor. Bir ürün o belirlenen tarihte hatasız bir şekilde, çok sayıda testten geçmiş bir şekilde piyasaya sürülüyor ve o gün reklam kampanyası başlıyordu. Artık öyle bir dünya yok. Artık daha çok denenen, hatayla barışık olan, denemeyeni bırakan ama birçok şeyi deneyen, o yıl için birden çok deneme projesi olan hatalardan önemli bir dünyaya geliyoruz. Ve çok daha hızlı olmamız gerekiyor. Bunun güzel bir örneğini IBM verdi. Tam COVID'in en yüksek olduğu dönemde. Gerçi hala yüksek ama dediler ki bizim hemen mesaj vermemiz gerekiyor. Bir araya geldiler. İlk brief toplantısında masada veri analistleri vardı, araştırmacılar vardı. Ve 10 gün içinde çok hızlı bir şekilde bir kampanya çıkardılar. Kesinlikle ödül alan bir kampanya değil. Ama amaç zaten ödül almak değil. Amaç hızlı aksiyon almak.
Yine önemli konulardan bir tanesi de yeni dünyada. Yine daha önce bir marka bir mesajı olmalı, bir içerik üretmeli. O da çoğunlukla bir reklam filmiydi. Ve onu herkese sunmalı derken şimdi artık neyi görüyoruz? İnsanları veri sayesinde daha iyi tanıdığımız için hepsine özelleştirilmiş içerikler. Tek böyle kutsallaştırılmış muhteşem bir film, bir yaratıcı ürün değil de aslında çok sayıda ürün. Çünkü çok sayıda insan tipi var. Ve dinamik yaratıcılık olarak da adlandırılan, yol boyunca da sürekli dönüştürülen, bakılan, başka ne olabilir? Belki biraz kısaltabiliriz, belki biraz şey yapabiliriz, büyütebiliriz, uzatabiliriz, mesajı değiştirebiliriz, görsel açıdan değerlendirebiliriz. İşte tüm bunlar çok önem kazanmaya başladı. Son olarak da şunu söyleyebiliriz. Ürün ve hizmet sunan bir marka. Evet, markalar tabii ki ürün ve hizmet sunmaya başlayacaklar. Ama artık yeni dünyanın kilit kelimesi, diğer ülkeler de, Avrupa ülkeleri de o purpose kelimesini kullanıyor. Purpose çok önemli. Amaç odaklılık çok önemli. Deloitte'in yaptığı araştırmada 2447 kişiye sormuşlar ve %79'u demiş ki eğer bir marka çalışanına, müşterisine ve içinde bulunduğu coğrafyaya, bölgeye yardımcı oluyorsa, hizmet ediyorsa o zaman ben o markayı tercih ederim. O markayı benim için daha değerlidir, daha anlamlıdır. Bu anlam arayışında markaların amaç odaklılığı çok önemli ve COVID bunu hızlandırdı. Zaten başlayan bir trendi, daha da yoğun bir şekilde görmeye devam edeceğiz. Eskiden kurumların, markaların bir sosyal sorumluluk projeleri vardı. Evet, normal işleri yapıyorlardı. O bir eklenti gibiydi, yanda duruyordu. Şimdi artık toplumsal fayda, belki sosyal sorumluluk öyleyse doğru demek de doğru değil. Toplumsal fayda işi markanın merkezinde var. Hatta daha cesur markaların bir aktivist olarak sosyal konulara eğildiklerini ve bayrağı taşıdıklarını görüyoruz. Ve hepimiz kendi alanımızda aktivist olabiliriz. İnsanlara, toplumlara hizmet eden konuların öncülüğünü yapabiliriz marka olarak. Çünkü toplumların, insanların markalardan beklentileri artıyor yeni dünyada, yeni pazarlama anlayışında. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Zamanımız doldu. Şimdi panelimize geçeceğiz. Akıllı kampanya iletişimi panelimizin konusu. İki kişiyi, iki profesyoneli aranıza davet edeceğim. İlk önce Besim Solak, kendisi Sabancı DX İnovasyon ve Değişim Yönetimi Müdürü. Merhaba Besim Bey, hoş geldiniz. İkinci davet konuşmacımız Bilal Genç, kendisi Carrefour'sa Bilgi Sistemleri ve CRM Genel Müdür Yardımcısı. Şimdi sizleri Besim Bey ile ve Bilal Bey ile baş başa bırakıyorum. Akıllı kampanya iletişim üzerindeki konuşmalarını dinlemek için. Evet. Çok teşekkürler Ahmet Bey. Sağ olun nazik takdiminiz için. Herkese merhaba. Besim Solak ben. Sabancı DX İnovasyon ve Değişim Yönetimi Müdürü olarak görev yapmaktayım. Bugün Sayın Bilal Genç sponsorluğunda Carrefour'da hayata geçirdiğimiz akıllı kampanya iletişimi projemize dair detaylardan bahsetmek istiyoruz. Şimdi bu tabii projenin detayına girip birazcık hani onunla ilgili sohbet edeceğiz ama öncesinde tabii hazır Bilal Bey'i yakalamışken kendisine de Carrefour'da neler olduğuna dair bazı sorular yöneltmek istiyorum. Bu konuşacaklarımıza ve projeye dair eğer sorularınız olursa belki en son 2-3 dakika onlar hakkında da cevap vermeye çalışırız. Bilal Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun Besim Bey. Çok teşekkürler. Ben de Ahmet Bey'e nazik takdimi için teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Evet. Şimdi size öncelikle bu dijital dönüşümle ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi yaklaşık 5-6 yıldır bu konu hani tüm sektörlerin, tüm firmaların gündeminde. Tüm firmalar bir dijital dönüşüm yolculuğu içerisinde. Ama herkes tabii farklı bir olgunluk seviyesinde. Covid-19 bu süreci iyice hızlandırmış gibi gözüküyor. Özellikle market evet. Zincirleri için. Carrefour'sa bu yolculuğun neresinde? Evet. Şimdi ilk önce Ahmet Bey'in çok güzel özetinde dijital dönüşümü de gerçekten çok önemli bir şekilde bağlayan bir konu var. Şimdi dijital dönüşüm içine hep değişik şekilde doldurmaya çalıştığımız bir kavram haline geldi açıkçası. Şimdi ben 23 yıldır IT sektöründeyim.
Ve son 5-6 yıldır da ticari sorumluluklar da alan bir IT yöneticisiyim. Şu an şunu görüyoruz ki IT yöneticileri iş süreçlerine o kadar hakim duruma geldi ki iş süreçlerini yönetme konusunda bazen liderlik, bazen yardımcılık yapıyorlar. Ama dijital dönüşümün içini biz IT yöneticileri zaman zaman çok doğru doldurmuyoruz. Doldurmadık belki de. Bunu da belki boardlarımıza hep şey diye anlattık. Böyle teknolojiyi istiflediğimiz, üst üste cihazları, yazılımları koyduğumuz bir süreç gibi anlattık. Ama Ahmet Bey'in söylediği ve o konuşmasındaki en önemli ana fikir şuydu. İnsan unsuru. Biz dijital dönüşümden bahsederken artık teknolojiden bahsetmememiz lazım. İnsana verdiğimiz faydadan bahsetmemiz lazım. Bu süreçlerimizi arka tarafta sadeleştirmek, müşterimize ya da insanlara en önemlisi sağladığımız faydayı ön plana çıkaracak çözümler olmalı. Yani tek başına teknoloji değil. İşte o açıdan da dijital dönüşümü biz Carrefour'un içinde daha insan odaklı yapmaya çalışıyoruz açıkçası. İşte şu an dijital dönüşümü burada bu konferansta da yaşıyoruz. Geçen sene, önceki senelerde böyle onlarca konferans fiziki ortamda yapılıyordu. Bugün dijital ortamdayız. İşte bu değişen koşullara, değişen duruma göre hepimizin özellikle dijital dünyanın avantajlarını kullanarak bu esnekliği hayatına yansıtması gerekiyor. Dijital dönüşüm aslında bu demek. Yani yazılımları vesaireyi bir yere atmak demek değil. Covid dönemi bize şunu gösterdi. Dijital dönüşümde önceden hazırlıklı olan firmalar gerçekten rekabette de bu değişen koşullara da adaptasyonda da avantaj sağladı. Perakende, sigortacılık, finans, telekomünikasyon, yani bütün dinamikler değişti bu sektörlerde. Sigortacılıkta örneğin bizde de çok şey değişti ama eskiden her şeyin kağıt üzerinde imzalandığı şeyler otomasyona çevrildi. Ben bunu şahsen bir poliçemi yakın zamanda yapınca anladım. Müşterilerin öncelikleri değişti, davranışları değişti. Ve yine insan boyutuna geleceğim Ahmet Bey'in söylediği konuşmaya ek olarak. Biz eskiden CRM'de müşteri ilişkileri yönetiminde segmentasyonda hep müşteriyi tanımak derdik. Artık müşteriyi hissetmek, onun duygularını anlamak daha önemli hale geldi diye düşünüyoruz. Yani bu şu demek artık özellikle bu dönemde duygularıyla hareket eden insanlara ulaşmanız lazım. Yani zaman zaman panik olan, zaman zaman kendini güvende hisseden ve buna göre davranış tarzını değiştiren insanı, o insan psikolojisini anlamanız lazım. Biz bu dönem dijitalleşmede bence en önemli yapı taşlarından biri veri. Veri üzerine çok çalıştık. Müşterimizi, insanları daha iyi anlamak için ne yapabiliriz? Bunun üzerindeki bütün modellerimizin hepsini elden geçirdik. Ve ticaret tarzımızı da buna göre değiştik. Bu veri tarafında dijital dönüşümle ilgili aslına bakarsanız Carrefour'sa da son dönemde yaptığımız bir değişiklik diyebilirim. Tabii doğal olarak bir de dijital kanal tarafında da bir dijitalleşme oldu. E-ticaret biliyorsunuz çok önemli hale geldi. Fiziki olarak artık mağazalara gelmek istemeyen insanlar, insani olarak kendilerine dijital ortamda bir servis istediler. Ve dijital kanalda da çok ciddi bir gelişme oldu. Burada da yine dijital dönüşümün bize en önemli şeyi iyi bir altyapıda. Müşteriyi iyi tanıdığınız bir ortamda ona uygun servisi verebiliyor olmak, onlara ulaşmak dijital kanalda en önemli unsur veya en önemli ihtiyaç haline geldi. Tabii yine perakende totalde bakarsanız, gıda perakendesinde biz aslında bu dönemde çok ciddi bir kamusal görev de yerine getirdik diye düşünüyoruz. Sokağa çıkma yasağı dönemlerinde vesaire peakleri yönetip, taleplerini müşterimizin yok satmadan arka taraftaki veriyi çok iyi analiz ederek ve onlara hedefli bir şekilde ihtiyaçlarını bir şekilde sunarak dijital dönüşümü bu dönemde çok avantajını kullanarak işte yapay zeka makine öğrenmesi algoritmalarıyla özellikle tedarik zinciri ve satış tarafında bu işin ürünlerin tedarikçisinden rafa çıkana kadar olan süreci yöneterek bu dönemde
Güzel bir dönüşüm hikayesinin meyvelerini yedik diyebilirim. Bu dönem böyle geçirdik. Mağaza içinde ufak tefek görüyorsunuz ama aslında arkada koca bir dijital dünya var. İşte IoT'ler vesaire, onlar dijital dönüşün mağaza operasyon bacağı. O da her zaman olan bir şeydi. O da devam ediyor. Bu evet. Anlattığınız aslında çok çok önemli. Tam buradan şeye bağlamak istiyorum. Bu dönüşümü yaparken aslında en önemli enabler teknoloji ve onun aslında tüm sağlayıcıları. Bunu yani yapmak, çok iyi yapmak aslında çok önemli bir kompetitif avantaj sağlıyor. Kesinlikle. Bu aslında çiviklenmek için çok önemli. Şimdi hatta şöyle cümleler konuşulmaya başladı işte Avrupa'da, Amerika'da, işte Çin'de. Firmalar kendini, biz aslında bir teknoloji firmasıyız. Çok doğru. Perakende enabler, yani biz onu enable'dan bir teknoloji firmasıyız diye tanımlıyorlar. Carrefour'la evet, ilgili hani az önce IoT dediğiniz farklı teknolojilerden bahsettiniz. Carrefour sanıldığım kadarıyla o noktada bayağı yol kat etmiş durumda. Bahsetmek ister misiniz teknolojilerden? Şimdi aslında internete de girdiğinizde örneklere bakarsanız diyorum ya 23 yıldır teknolojiyle en merkezinde görev alarak iştigal ediyorum. Bu şöyle bir dalga şeklinde aslında yürüyor. İşte vaktinde bankacılık sektöründe teknoloji çok merkezdeydi. Telekomünikasyon sektörü aynı şekilde oldu. Şimdi de perakende sektörü. İnternete girin, YouTube'da bile çok basit bir şekilde baktığınızda teknolojiyle ilgili birçok örneğin perakendeden çıktığını göreceksiniz. Yani bir Amazon'u bugün teknoloji firması olarak görmek lazım. Walmart'ı aynı şekilde görmek lazım. Onlar kendini öyle görüyor en azından. Evet. Yani baktığınız zaman bundan bir sene önceydi, bu pandemi başlamadan önce bir perakende fuarına Amsterdam'da katılmıştım. Çoğu firma teknoloji odaklı firmalardı ve mesela İsrail'den gelen firmalar vardı. Biliyorsunuz savunma sanayi, siber güvenlikte oldukça yetkin firmaları vardır. Perakende de artık teknolojiler geliştiren firmalar haline dönmüşler. Yani teknoloji perakendenin göbeğinde ve burada işte Amazon'da ya da Walmart'ta yanlış hatırlamıyorsam toplam %10 civarında cirosunun R&D'ye, Ar-Ge'ye yatırıldığı bir ortam var. Yani perakendede bu ihtiyaç gitgide artıyor. Artmaya devam edecek. Bunun tabii mağaza tarafında bir de omnichannel dünyamız var. Mağaza tarafı var. Offline, online'ın bir araya gelmesi. Müşteriyi artık her noktada yakalayabilmek. Ona duygularıyla yaklaşabilmek. İşte bu perakendenin önümüzdeki dönem, ki benim müşteri hissetmek diyeyim. En önemli challenge'ı ve bu ancak teknolojiyle olacak. Ve bir yandan da tabii arka tarafta koca bir dünya var ki, yani siz ne yaparsanız yapın fiziki bir malı müşteriye sunmak zorundasınız. Bunun soğuk zincirinin bozulmaması için IoT örnek ya da görüntü işleme teknolojileri kullanarak rafınızdaki bulunurluk ya da deponuzdaki sayım, işte bunların hepsi perakende'de şu an bütün teknolojilerin kullanıldığı en kritik noktalar ve Carrefour'sa da diğer Türkiye'deki perakendeciler gibi aynı zamanda bir Ar-Ge merkezi. Sonuçta biz bir Ar-Ge yapıyoruz hepimiz. Ve şundan da gurur duyuyorum Türkiye'de. Özellikle bu COVID döneminde biz de bunun farkına vardık. Türkiye'de görüntü işleme, IoT vesaire gibi konular dediğin zaman teknoloji geliştiren çok güzel firmalar var. Yerli firmalar var ve mesela yapay zeka konusunda robotic process automation dediğimiz firmalarda yerli firmalar var. Yani gitgide burada Türkiye'de perakende teknolojileri ilerliyor ve perakendeciler bizim gibi olanlar da yatırımı arttırıyorlar diye görüyoruz. Çok güzel. Şimdi, bu teknolojinin hani en havalılarından bahsedecek olursak bir yapay zeka konusu var. Bu evet, aslında projenize de biraz konuyu çekmek istiyorum. Hani kampanya iletişimini akıllı hale getirdik. Bunu yapay zekayı ve enabler olan aslında makine öğrenimi algoritmaları kullanarak yaptık. Evet. Bunu ve bu tip yaptığınız hani müşteri anlamayı aslında bunu enabler gibi düşünebiliriz. Hı-hı. Bu anlamda yapay zekayı kullanarak yaptığınız çalışmalardan da bahseder misiniz? Ondan sonra ben özellikle bu proje üzerinde bir sunum yapacağım.
İsterseniz projeyle ilgili kısmı tam olarak size bırakayım ama şeyin yine insani boyutundan gelelim. Yazılımlar insan beynini, insan duygularını simüle etmeye, öğrenip simüle etmeye çalışıyor. Artık makine öğrenmesi, yapay zeka dediğimiz şey bu. Bunu bir kere biz tedarik zincirini yönetmek için zaten temelde bir kullanıyoruz. Ama diğer taraftan da müşterilerimiz özellikle eğilimlerini anlamak üzere. Yani onların ihtiyaçlarını biz nasıl daha hızlı bir şekilde karşılarız ve eğer bir ihtiyaç varsa bunun hızlı bir şekilde ikmalini nasıl sağlarız diye çok ciddi arka tarafta kullandığımız hem yazılımlarımız hem de sistemlerimiz var. Tabii bizim müşterilerimizi, hedef kitle lafını biraz önce yasaklı kelimeler arasına ekledim. Ama sonuçta hedef kitle demek aslında insanlara doğru ihtiyacı sunabilmek demek. Bunu yaptığınız zaman hem ticari olarak hem de insani olarak başarılı oluyorsunuz. Hmm. O noktada da çok detay analizlerimiz arka tarafta yakınsamaları sepetteki anlayarak müşterilerimize bütün bu teknolojileri kullanarak aslında hizmet vermeye çalışıyoruz, veriyoruz. Yani bizim gibi tedarik ya da hizmet sunan firmalar aslında müşterinin hareket tarzı, hissettikleri, tabii doğal olarak rekabet analizlerini yaparak, lokasyonu, sezonsallığı vesaireyi hepsini bir araya koyarak hangi mağazayı açacak, nerede, hangi ürünü hangi müşteriye doğru zamanda sunacak, bu problemi ve genel optimizasyon, perakende optimizasyon problemini çözmek üzere çalışıyor durumda. Biz de bu teknolojilerin hepsini kullanıyoruz. Aldığımız bazı marketing teknolojisi tarafındaki ödüller de var. Dediğim gibi şimdi de sizinle böyle bir projeyi yapıyoruz. Biraz daha artık kişiselleştirmeye, yani insan olarak duygularını en iyi ifade edebildiği yer, sizinle birebir ilişki kurabildiği yerdir. Onu kurabildiğimiz noktaya götürmeye çalıştığımız projeleri de beraber Sabancı bünyesinde yapıyoruz sizlerle beraber. Teşekkürler. O zaman bu beraber yaptığımız projeden ben bir 2-3 slide'la üzerinden geçmeye çalışayım. Müsaadenizle sunumu paylaşayım. Sanırım geliyor sunum sizlere. Diye tahmin ediyorum. Evet. Şimdi projemiz aynı anda şu an Carrefour mağazasına girdiğiniz zaman aynı anda aslında birçok ürünün promosyonda olduğunu görebiliyorsunuz. Bu birçok ürüne dair aslında müşterilerimizle iletişime geçmek istiyoruz. Şu indirimde, bu indirimde bunu aslında sizin ihtiyacınız olduğunu düşünüyoruz. Buna yakın zamanda bitmiş olmalı gibi. Aslında bunu yapmaya dair bir ihtiyaç var. Yalnız işte mevcutteki süreçte şöyle bir şey vardı biz projeyi yapmadan önce. İşte haftada iki defa bir mesaj gönderiliyordu. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere. Belirli bir metin tüm kitleye, işte kaç kişi atılıyorsa, ortalamada 300 bin ile 500 bin arası bir kitleye atılıyor. Herkese aynı metin iletiliyordu. Biz aslında bir analitik yaklaşım geliştirerek bunu kişiye özel oluşturacak bir çözüm geliştirdik ve canlıya aldık. Bugün birazdan bunu hani nasıl yaptık ve nasıl bir değer yarattık ondan bahsedeceğim. Şimdi çözümün iki tane ana komponenti var. Arkasından hani bu yapay zeka dediğimiz komponentlerden bahsedecek olursak. Bir tanesi herhangi bir kişinin herhangi bir kampanyayı alma ihtimalini hesaplıyor. Bu aslında bayağı büyük bir problem. Altında 2-3 farklı dinamiği dikkate alan yine kısımları var. İşte bazı satışı dikkate alan, işte bir kişi bir ürünü bir hafta önce aldıysa tekrar ihtiyacı olmazı anlayan ürün döngüsünü dikkate alan. Ne kadar indirime girerse o kişinin ilgisini çeker. Kişi bazlı fiyat elastikiyetini hesaplayan bir şey var, skor hesaplama kısmında. Bir de hani bu kendi başına bir çözüm aslında. Herhangi bir kişinin bu 100 tane kampanyadan hangisini alma ihtimalinin ne olacağını hesaplamak başlı başına bir çözüm. Bir de bunun yanında biz metni oluşturan akıllı bir optimizasyon algoritması yazdık. Bu da aslında içinde iki tane şeyi barındırıyor. Bir tanesi
İşte bir tane kampanya adı var. İşte seçili şu ürünlerde yüzde şu kadar indirim, katalog ürünleri dahil değildir vesaire gibi. Aslında normalde bu şekilde geçiyor Carrefour'sa bünyesinde, ama biz bunu seçili şu ürünlerde ürünler diye metine ekliyoruz. Bunu tabii bir sürü kampanya için birleştirmek başlı başına bir hani teknik tabir kullanmak gerekirse natural language generation tarzı bir şey gerekiyor. Bir diğeri de hani bunu yapacağız, bu metni oluştururken birçok dinamiğe dikkat almak gerekiyor. Yeni business'ın ihtiyaç duyduğu, iş birimlerinin ihtiyaç duyduğu. Skor matrisinden bahsettim. Hani bu üç tane ana katman üzerinden final bir skor hesaplıyor. Ve bu aslında her türlü şeyin içerisinde kullanılabilir. Hani bir e-mail atacaksınız, push göndereceksiniz, başka bir şey yapacaksınız. Bu skoru herhangi bir CRM aktivitesinde kullanabilirsiniz. De asıl değer kattığımız nokta bu eğilimler üzerinden hesapladığımız, oluşturduğumuz metinler. Daha öncesinde oluşturulan metinler aslında gösterildiği gibi, burada üstteki gibi. Hani tek bir metin yaklaşık 250 bin, 500 bin kişiye giderken şimdi yaklaşık 10 bin farklı SMS oluşturuyoruz. 20-50 kampanya üzerinden, hafta hafta bu değişiyor. Kampanya üzerinden her kişiye özel, bu kişi bu 4 tane kampanyayı alma ihtimali yüksek, bu kişinin şu 5 tane kampanyayı alma ihtimali yüksek diyerek binlerce farklı SMS metni oluşturuyoruz. Ve bunu yaptığımız zaman da haftalık gönderimlerde fark ettik ki yaklaşık kişi başı 1 lira ile 1,5 lira arasında bir ek gelir sağlanıyor. Bunu aslında yıla vurduğumuz zaman 20-25 milyon TL civarında bir ek ciro kazanımı öngörüyoruz. Tabii bunu geliştirmek, hayata geçirmek sadece bir algoritma yazmaktan biraz daha fazlası. Bunu yaparken bir uygulama geliştirdik. Tamamen bu işe özel. Bu uygulamayı Carrefour'sa sunucularında hayata geçirdik ve şu an aktif olarak kullanılıyor. Hani bunu tamamen Sabancı'daki kendi iç ekipleriyle yaptık. Hani bir analitik ekibi adına konuşuyorum ben, ama işte içeride bir uygulama geliştirme ekibi var, bir proje yönetim ekibi var, tasarım ekibi var, ürün ekibi var. Herkesle beraber çalışarak bunu yaptık. Umarım memnunsunuz. Nasıl? Birazcık şeyden size vereyim burada sözü. Memnun musunuz çözümümüzden? Şimdi çözümle ilgili biraz reklama girecek ama memnunuz, çünkü diyorum ya bizim müşteriyi daha yakinen yakalamamız lazım. Müşteriye kendisini, şimdi şöyle bir şey var, trendi kısaca anlatayım. Grocery tarafında çok düz operasyonel lojistik modeli olan hard discounter'lardan operasyonel modeli daha fazla ürün üzerine kurulu, bizim gibi markalardan kişiselleştirmeye doğru giden bir sürecin içinde bütün grocery, şu an gıda perakendesi. İşte burada bu tür eforlar bizim için gerçekten önemli. Çünkü aslına bakarsanız çok mes kampanyalar bazen göle maya çalmak gibi oluyor. Daha hedefli işler yapmak gerekiyor. Ve doğru müşteriyi, doğru grubu ancak öyle şey yapıyorsunuz, yakalıyorsunuz. Ve bazen de o yasaklı kelime olsa da hedef kitle de çok büyüdüğü zaman ne yazık ki beklediğiniz etki ya da ne diyeyim, o word of mouth da pazarlama diliyle söyleyelim, gereken etkiyi yapamıyor. O açıdan hem ticari olarak da bir katkısı var, hem de arka taraftaki oluşturmuş olduğu efekt açısından büyük katkısı var diye görüyoruz. Sayısal verilere çok detay giremiyoruz. Bir de ufak bir sorumuz gelmiş. Gülce Hanım demiş ki müthiş bir finansal tablo var. Ne değişti? Başarının arkasında yatan nedir? Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Carrefour'sa da yaklaşık 2 senedir çok ciddi bir dönüşüm var. Bu tek başına ne teknoloji, ne arka tarafta tek başına operasyon, tam bir ekip çalışmasıyla, sahayla beraber, ama müşterimize, insanlara dokunmaya çalışarak yürüttüğümüz bir süreç ve optimizasyon. Yani burada her noktada müşterimize fiyat olarak da kalite olarak en üst seviyedeki ürünü şu an sağlıyoruz, sağlamaya çalışıyoruz. Bu COVID döneminde de herhalde hiç kimseyi mağdur etmeden bunu sağlamışızdır. Bu arada bir Mehmet Akif Karaca'dan da gelen soru size.
Evet. Onu da ben cevaplayabilirim belki. Mehmet Akif Karaca Bey sormuş. Bu algoritma için veri gerekiyor bildiğim kadarıyla. Bu verileri yapılan anketler sayesinde mi yapabiliyorsunuz? Aslında verileri şu şekilde, Carrefour'da yapılan alışverişleri çoğu kart ile yapılıyor. O yüzden hangi müşteri ne alışveriş yapmış görebiliyoruz. Neredeyse alışverişlerin %70'i 80'i diye hatırlıyorum. Ama o yüzden hani kişi bazlı ne alıyor ve ne alması muhtemel yakın zamanda diye bunu kestirebilecek veriyi Carrefour'un kendi verisiyle anlayabildik ve bu çözümün içerisinde kullanabildik. Bunun arkasında aslında bir de çok ciddi loyalty programı var. Türkiye'deki en büyük loyalty programlarından ve CRM veri tabanlarından birine sahibi sonunda söylemekte fayda var. Evet. Tebrikler. O zaman herhalde vaktimizi de açtık. Çok... Evet. Çok teşekkür ederiz Ahmet Bey. Sözü size geri mi veriyoruz? Evet. Ahmet Bey, şimdi gerçekten çok şey kattınız bize de. Ben de yazdım not olarak. Ama insan boyutu dediğiniz gibi artık yani teknoloji ekipleri artık olaya user experience diyorlar ya. Benim ekibimde hem CRM tarafında hem teknik tarafta artık kullanıcı deneyimine dönük arkadaşlar daha fazla rol oynamaya başladı. Bu vurgunuz için de teşekkür ederim. Evet. IT ekipleri de artık böyle çalışmaya başladı. Evet. Ben de size teşekkür etmek istiyorum. Yani hem Besim Bey hem Bilal Bey'e. Benim biraz önce dünyadan trend olarak bahsettiğim, daha hani tek bir mesajı herkese vermemek, kişiselleştirmek, ya yani onun en güzel örneğini siz hemen arkasında anlattınız. O da açıkçası bizim gibi böyle trend sunumu yapanları iyi oluyor. Dünyadan örnek verirken evet. Hemen arkasından Türkiye'den güzel bir örneği geldi. O da bence dinleyiciler için umut verici ve oluyor ve daha iyi bir örnek oluşturuyor. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sırada yurt dışından bir konuşmacımız var. Şimdi kendisini davet edeceğim ekranını açması için. Zoran Vasilijev. Umarım doğru okuyorumdur ismini. I hope I'm reading your name correctly, Zoran. Zoran 20 yıldır çalışıyor. Ağırlıklı olarak Asya'da çalışmış. Dijital medya, teknoloji, telekom ve danışmanlık alanlarında çalışmış. CEO'luğunu yaptığı şirketin ismi Centili. Şimdi bu ne yapıyor bu şirket? Bu tüm dijital deneyimlerin monetizasyonu üzerinde çalışıyor. 80 ülkede çalışıyor. 280 mobil operatörle çalışıyor. Çok önemli bir bilgi birikimleri, deneyimleri var. Biraz önceki sunumda da konuşmuştuk aslında. Her perakendeci aslında bir teknoloji company. Öyle deniyor zaten. Yani aslında her şirket bir noktada teknoloji şirketi olacak. Teknoloji şirketi olmayan kalmayacak. Herkes o sektörde olacak diyor. O yüzden şimdi Zoran'ı dinliyoruz. Now the stage is yours, Zoran. We're just excited about hearing your speech. Thank you. Thank you. Thank you, Ahmet. Thank you, everyone, for joining in, and really really glad to be here. And hope that that you will enjoy the session. Quite excited to see that in this unprecedented times, we are still managing actually to find ways through technology to interact and share knowledge, share experiences, and learn from each other. When I was first approached about the Istanbul Tech Week, and I said I'm excited to contribute. I wanted to, you know, we were thinking what would be the topic that is, you know, maybe not as often spoke about, or where experiences have not yet been deeply and intimately shared with a broader audience. And you know, coming from a company that originally started from a messaging organization, which is Infobip, which has now become a Southern European unicorn, and then moved into a payment organization that is also currently playing on a global stage, connected to over 4 billion devices. I thought that, you know, as an organization that is moving forward and that is building new and innovative services to monetize digital experiences, the topic of blending conversations with payments, which is, you know, coined as conversational commerce,
is a topic that that was kind of interesting, and I wanted to share some of our experiences, some of our vision, and see if that resonates with many of you that are coming from different verticals, different segments, and different different industries. I'll share my screen, but I'll start. I'll do a voiceover as we go along. The concept of conversational commerce, it's actually, you know, it started, the coin was really, you know, it was coined early in 2015, when there was really a vision that was all about that the future of chat apps and all the environments where conversations are happening, all the different conversation interfaces, would actually redefine how we discover, evaluate, and at some point in the future, how we buy stuff and services online. And that vision kind of promises, at that time, it was promising a really painless a buyer journey, be it on PCs or on smartphones. And then what was really happening there is that that vision was well defined, and I think the opportunities were already seen and quite interesting. What was required is actually an integration of a payment step in this vision of people spending so much time in messaging and in conversations, that with one click or with a minimum set of clicks, that journey can be completed, and basically that desire of having that seamless experience can be achieved. And I think 5 years after, I personally think it's 5 years too slow, but 5 years later, I think this is now coming really to prominence, simply because, as you can see on this chart, the evidence is out there that the latest generation, and I think many of us still on this call, are preferring to communicate and are spending way more time in our communication apps, in our chat apps, and in our messaging environments than in any other environment and then in any other digital space these days. Therefore, it's very clearly what our preferred channel and where our preferred interaction, not just with in a human to human concept, but also in a human to brand, in a person to company, where that interaction is probably most significant for us, and where most likely conversions of anything that appears in that environment will increase and will actually help. And us, Centili, a company that started in a payments environment and that was working very hard on assembling a lot of digital brands that are willing to have a relationship with the end user only in a payment space, has obviously identified that part of the friction that needs to be removed in these relationships. It's also, if you can find the right person at the right time and in the right place. And I think many of us will not argue that most likely the right time and the right place these days to find many of us, or especially the younger generation, will be in a messaging app or will be in some kind of conversational environment. Over this period, as I said, when everything started quite earlier, what needed to happen in order for some of this to actually now turn into live use cases and live product that brands and companies can utilize is the real breakthrough of omnichannel. And I think we heard this
over the last few days by different speakers mentioning omnichannel, and an ability to actually really have a conversation and have a reach through different channels that that the consumers and users prefer. And the moment when an omnichannel was put together, the reach became holistic, and this whole story of conversational commerce started to become real. That's where we, as a payment organization, became excited, simply because we knew that the moment we can provide a holistic payment reach with the rich ability of payment coverage, not just through either telco, mobile carrier, or the rudimental premium SMS payment channels, but now also by integrating wallets, integrating credit cards, having ability to offer virtual currencies. Once that is now available and linked together with a really robust omni-channel, as you can see, for example, on this chart here, is then you actually really have a product, and you actually really have a story that now can be taken as a service to brands, to different verticals, to different industries that see a use case. And that is, again, going back to the point of now having the ability to find the right person at the right time and in the right place, with the right offer, with the right story, with re-engagement, and you will see this later on as I call out couple of use cases that are actually working and that are delivering results. What is also important not to forget here is that it's at the end of the day here, it's not really only about the final step, which is monetization, correct? But it's also an ability to close the loop and in collecting and using the data that already exists on a platform or through this engagement. Previous data, behavioral data, a preferential data, I mean, stuff that will allow all of us to actually really live up to that original marketing vision that many of us still subscribe to, and that is of having that one-to-one relationship with our users. And I think users recognize when brands and companies treat them the way they like to be treated. They recognize when things are personal, or when things are direct and catered just for their likings. And in that case, the likelihood of conversion and the likelihood of re-engagement and actually getting an ROI on this channel and on this model becomes much, much higher. What it really became, what was really in for anybody that has looked at this proposition and that has said, well, this now is making sense. What does it really deliver? As I was just saying, the ability to have a one-to-one engagement, it's becoming a really awesome and something that we are very excited. And I can tell you that the customers in different verticals, food delivery, the marketplaces, ride sharing, gaming, OTT, social sites, and so forth, are really, really loving that something is now being delivered in a more personalized manner. It's efficient, you can automate it, and that's the point of finding the right person at the right time, because you have enough data when people have most likely reacted, when is that they have responded in the past, so that basically based on this information, you can be more efficient in delivering your offers or your messages. Obviously, using the data, having this omni-channel experience that if somebody hasn't responded in this specific channel, you can trigger a follow-up or a reminder and maybe activate another channel and still be in a game and still have an opportunity to have a relationship with that end user.
Obviously, we talked about increased conversions, and this concept of social commerce, it's quite tightly linked, because in this day and age, we trust more often the recommendations and of our friends and our people than a billboard on the street. And in cases like this, when you actually can have social communities that like similar things and have similar behaviors, somebody that uses this technology and this type of platform has a much higher likelihood of having the social effect, where recommendations will work, and where conversions and monetization of that social network of users and consumers is at a much higher level. Just visually, not too much sell the company, because that's not the point of this presentation. It's just to visually demonstrate how this could work and how it works in an environment like ours, a company that has built end-to-end a digital monetization platform that has recognized the different set of frictions and steps on a journey that many of your companies and your users in different industries have. We have then recognized that adding the communication element and an ability to put now, besides user acquisition, besides payment, besides bundling with operators for some data gifting, vouchering, and everything else that one would think of a payment company. We have obviously worked with our parent company, Infobip, of gaining access to the omni-channel environment and all possible areas where people spend their time during the day in conversations, and added a variety of payment channels and embedded this within the same experience, so that this can be offered and that this can be taken into the market. And there's no better way than actually showing this on real example, how this really works. And coming from a company that spends and that has invested most of our time in relationships in the gaming industry, here would be an example of an event of a gamer that hasn't used the game or hasn't subscribed or hasn't come back to something that he has frequently been used. The message would actually appear more of a re-engagement, more of a teaser to maybe come back and redeem a specific gift in which he might get some extra coins or get some extra points to continue to play something that he has been playing in the past. And as you can see, when an offer or a message like this comes into an environment where he spends most of his time, and obviously we knew this because we engaged with him in the past, something very personal can be offered to him, where he accepts, for example, in this case, activates a new subscription. And as you can see, this is a two-click activation to go back into his favorite game or something that he consumed in the past. Here's a different vertical, a different industry, in ticketing, correct? Hopefully we all will soon go back to cinemas when this pandemic moves, but in the meantime, here's a concept that also works, and it's similar for cinemas. It can be also for bus ticketing, something that we are working with partners right now in Germany and so forth, where an offer can come in. There's even enough AI and intelligence that if this is a repeat user, it can offer your preferred row and see that maybe you used before, but if not, it will offer a couple of clicks away in the same environment. So this is not a different app. This is not a different redirection. This is communication happening somewhere that
I just spend my last 15 minutes talking to my coworkers, friends, or somebody else, but a message has now appeared and come to me that that there's an offer, and with two clicks, I can actually book and pay for my ticket, and with a QR code, I can enter the cinema at the desired event. Same thing, for example, here's something in an insurance industry, where you know, I am about to my insurance policy or something that that I have skipped my mind is about to expire in a couple of days. If the company is not really sure that I'm gonna re-engage with them, or that I will actually even renew my insurance, here comes an offer for a 5% discount of some sort. If this is attractive, I'm one click away, and in the same environment, I've just renewed my insurance. Food delivery is another good vertical where this is working, where, you know, based on your location and based on some of the re-engagement or engagement methods, chatbots are obviously working in the back, offering discounts on your favorite food, where you can actually order something while you're either on a way to home or office or some in some specific way. And again, within your favorite channel, within your favorite environment, you are two clicks away from actually not just ordering, paying, but knowing also when and at what time your food will arrive. And then, you know, on a larger ticket items for e-marketplaces, so this goes a little bit beyond micropayments, correct? So this is now where offers that are related to e-commerce, even travel, correct, can also appear, where also if this is the preferred place and space and the time that we spend on mostly on our mobile devices and in our chat and messaging applications, here's an re-engagement in an e-commerce case where something very specific is offered, and I can charge it to my credit card or to my wallet, or some other payment method that has these higher volumes and so forth. But the more interesting concept in e-commerce is our famous shopping cart abandonment. All of us and all of you and everybody that has ever attempted and has done e-commerce, how many times did we put something in a shopping cart and then at the last moment when we have to fill up the long list and the form and so forth, we just said forget it, and we never came back. And that's, you know, studies have been done of how much money was left and how much transactions never went through just because of that experience that was throughout the journey. At the end of the journey was troublesome, and for somebody who actually legitimately wanted to spend some money, you end up not doing because of that experience that was not really good. Here, there's a recognition method where you know, through personalization and obviously through some event that has happened on your phone and as you were navigating and maybe going through an e-commerce or marketplace and you went to a shopping cart and never completed, there's a reminder that something left in a shopping cart, maybe even a reminder that if that's still attractive to you, that you could get a discount if you really want to complete it. That the checkout is not so troublesome, that information is on record and that you don't need to fill up anything, that you just need to confirm with one click and you can get your purchases done. So these are just some high level set of use cases, and there are so many more, and I'm really happy to you know, answer any questions regarding to them. But there's really the beauty of the concept of the product and of the platform, which is run in a managed service manner from us, that is really, really simple integration. It has logic behind that triggers different events based on the responses or even based on no responses.
and actually leaves a real good feeling that that the experience will be uninterrupted, while at the same time all our partners require zero coding, and they can be up and running in a few weeks. Why do we talk about this, and what gives us the right to talk about this topic? Well, simply because it's a combination of two leading companies in their field. Infobip is a leading A2P and messaging company in the world, connected to over 600 operators and 7 billion people served and connected, with 7 billion transactions. And Centili is a leading monetization and a tier one recognized a payment aggregator and an aggregator of, you know, digitizing and actually monetizing digital experiences. So a combination that was building this for, as you can see, 10-12 years, and we are really, really excited and proud that moving forward, this combination is in the right place at the right time to claim the space of conversational commerce, and we look forward to celebrating more successes with our partners and companies that recognize value and convenience of having a re-engagement and then maybe eventually a monetized relationship with their customers. So with that, that would be really all from my side in terms of the presentation, and I'm happy to take any questions if there are. Hi Zoran, thanks for the speech. There is a question that I can read out for you. It says, "Hi sir, there's a lot of work in this area, which means there are too many competitors. If I want to establish a company in this field, do you think I have the opportunity to progress in this field? What should I do different? Thank you, sir." Yeah. The last question, in a way, also on top of answering that question, like, how is competition in your area? Yeah, so it's always interesting when the question of about competition comes. Mm-hmm. There's a difference between somebody who wants to set this up today and do it for the first time, and having a company that has invested in this over the last 10-12 years and connected the entire globe in order to deliver and be able to serve the market. So I think innovation and competition is always good. There's always going to be one. I think our claim is that years of, first of all, integrating and investing in omni-channel technologies and integrating relationships with operators around the globe and giving that complete coverage is what makes a difference. It's going to be very difficult for newcomers to get large brands that are willing to have a relationship with you that you can, for example, cover only specific region or specific set of countries. Well, we are not solving their problem. We are telling them, in that case, use us for this specific region, use somebody else for that specific region, integrate for the third time with somebody else for that specific vertical, and so forth. And at the end of the day, we actually created more issues for that company or that brand than resolving. So competitors, even in our field, that have managed to solve one integration, broad coverage, one integration, omni-channel, and put this together, they will remain in the game, and we will battle it out for the winning spot. More niche, more you know, latecomers will have a harder time, you know, serving companies, you know, that have global aspirations and that can use one partner for their global servicing. So, but again, I think it's really a matter of finding your own space and claiming it.
So scale is important. Scale and tech. Let's not ignore years and years of building the technology and tests and everything else in order to serve customers. I remember conversations with some of the largest brands that said, "Thank you for coming. Are you sure you can handle us? Because if I send you this amount of messages, you know, your data center will burn down." And you suddenly get this wake up saying, "Hold on, do they know something I don't? Although I build all this fancy tech and all, you know, I have all these problems solved, but if I haven't really sized myself up, you won't have Facebook come to you, you won't have Uber or somebody come to you, because you need to process a lot of stuff." And for that, it is important how you dimensioned. So it might be a better idea to apply for a job at the company like yours. you never know. Başka soru yok galiba. So we just had one question. Thank you, Zoran, for being with us. Thank you so much. Yeah, hope to see you again. Thank you, guys. Cheers. Let's see what we'll see in the new industry next time we come together. Yeah. Have a good day. Bye. Herkese merhaba tekrar. Yeni nesil pazarlama sahnesinin son bölümüne geldik. Bir panelimiz var şimdi. Bu sefer Türkiye'de önemli şirketlerde, önemli pozisyonlarda çalışan kişileri davet edeceğiz. Şimdi teker teker ben isimlerini söyleyeceğim. İlk önce Hilal Eksel Merter'i davet etmek istiyorum. Hilal sanıyorum şu an kamerasını açacak. Hilal, BSH ev aletlerinde pazarlama direktörü olarak çalışıyor. Kendisi şu an bizimle. Merhaba Hilal. Merhaba Ahmetciğim. Selamlar. Sonra Bahadır Demir'i davet etmek istiyorum. Bahadır Demir de Mondelez Türkiye'de marketing lead olarak çalışıyor. O da kulaklığıyla şu an karşımızda. Ahmet merhaba, selamlar. Merhaba İlhan Hanım. Ve Alemşah zaten bağlandı sanıyorum. Alemşah Öztürk, reklam dünyasının önemli isimlerinden. Merhaba İlhan, merhaba Bahadır, merhaba Ahmet. Selamlar. Nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Evet. Sevdik ve tanıdık yüzlerle bir panelde daha beraberiz. Buluşmuşuz ve sohbet ettik, buluşmuşuz gibi. Grey 9'un CEO'su, Ali İnşer'i halen tanımayan varsa. Şimdi, biraz önce bu teknoloji değişim, galiba çok sıkıldık bile bu değişim kelimesinden. O kadar çok kullanıyoruz ki biraz bizi yormaya da başladı. Sürekli bir, acaba ben bu değişimi yakalıyor muyum, neresindeyim, geride mi kaldım hissi de uyguluyor insanlarda. O tüketicilerin, insanların yaşadığı fear of missing out, FOMO aslında bence kurumlar için, markalar için de geçerli. Burada belki şunu söyleyebiliriz. Biraz önce Tarkursa'da da söylemişlerdi. Aslında her şirket bir teknoloji şirketi olacak. Yani perakende sektörü diye bir şey olmayacak. Herkes teknoloji sektöründe olacak. Peki bunu pazarlamaya indirgediğimizde burada neler oluyor? Bu teknolojik değişim genel olarak henüz kendi şirketlerinize gelmeden sizce nasıl etkiledi pazarlama ve markalar dünyasında? Bazen neyin değiştiğini anlamak için neyin değişmediğine bakmak da iyi oluyor. Hilal, seninle başlayabilir miyiz? Sence ne değişti, ne değişmedi? Genel olarak bir pazarlama profesyoneli olarak. Sen de çok farklı sektörde deneyimin var. Son olarak BSH'dasın. Bizimle genel gözlemlerini paylaşabilir misin? Tabii ki, seve seve. Öncelikle davet için teşekkürler. İşin insani boyutunu ve niye bu alanda olduğumu açıklayacak şekilde aslında değişmeyenle başlamak istiyorum ben. Hakikaten gittikçe derin tüketici içgörüsü daha da önem kazanıyor. Büyük değişimlerden geçiyoruz ve o büyük değişimlerde
insanlarda, müşterilerimize yaratılan, gelişen duyguları ve oradaki değişimleri, dinamikleri anlamak gittikçe daha da önemli olmaya başladı. Bu pazarlamanın değişmeyen tarafı aslında, bir tarafta da keyif kısmı da burada aslında yaptığımız şey o. BSA tarafında da değişmeyen bir şey var. Aslında o da bugünden de bizi besleyen bir konu oldu. Bizim misyonumuz insanların yaşam kalitesini arttırmak. Bunu da teknolojiyle yapıyoruz. Bu da değişmedi, değişmeyecek. Dolayısıyla aslında tam da bu gündemin ortasına oturuyor bu yaşadıklarımız bizim. Değişenlere gelirsek, hani biraz genel, ilk konuşan olarak biraz genel konuşayım. Alemşah daha teknik detaylara da girecektir eminim ama en önemli faktör, en önemli değişen şey hayatımızda hız tabii ki. Yani daha önce işte yıllık planlardan çeyrek planlara düşmüştük 2019'da. Şimdi artık haftalık planlarla ilerliyoruz. Hiper farkındalık gerekiyor. Gerçekten yaptığımız şeyin sürekli reality check'ini, karşılığını bulup bulmadığını görmemiz gerekiyor. Bunun için de artık araçlarımız da var. Yani eskiden daha FMCG'de geleneksel işte Nielsen takip ederdik. Bakardık, beklerdik sonuçlarını. Bugün artık çok kendi first party datamızla, DMP'mizle yaptığımız aksiyonların hemen cevaplarını görebiliyoruz. Third party datayla yaptığımız iletişimlerde tüketici yolculuğunda insanları nereden yakalayıp nerede yakalayamadığımızı görebiliyoruz. Genel anlamda tabii çok daha karmaşıklaştı. Tüketici yolculuğu ve oradaki touch pointlerde her dokunma noktasında custom farklı mesajlar söylemek. Onun dışında baktığımız zaman şey yapabilmek, oradaki segmentleri, grupları belirleyebilmek ve onlarla ilişkiye geçtiğimizde sonraki süreçlerinde ki adımlarda da doğru iletişimleri, doğru mesajları verebiliyor olmak, geri bildirimleri anında okuyabilmek. Yani biraz şöyle söyleyebilirim, daha lineer bir proseste eskiden bu süreç ve iletişim ve pazarlama. Şimdi biraz daha dairesel işliyor ve iteratif bir prosese dönüştü. Bu da gerçekten sürekli dik ayakta ve farkında olmamızı gerektiriyor. Datamızı doğru kullanmamızı, reklam teknolojilerini doğru kullanıp geri dönüşleri anında okuyarak reaksiyon vermemizi gerektiriyor. Ama bir yandan da insanlığı kaybetmememizi gerektiriyor. Çünkü hakikaten enteresan bir dönemden geçiyoruz. Zemin kaygan. Dolayısıyla hani EQ, IQ'nun daha iyi iç içe geçtiği bir dönem hatırlamıyorum ben. İkisini de çok net ve çok keskin bir şekilde kullanmak gerekiyor. Yani başlangıç için belki şunu söyleyebilirim, değişmeyen bir şey daha. Bu döneme ait bir şey olabilir ama izlemek lazım. Lezbiniye sorarsanız hep geçerli. Televizyon enteresan bir şekilde yine önemini kazandı tekrar. Hani büyük fikirlerin, büyük hikayelerin anlatılması için televizyon hala çok önemli. Önemli olan sizin o hikayeyi anlattıktan sonraki oluşan işte o anlık ayak izlerini yakalayıp ondan sonrasında müşteri yolculuğunda insanlara doğru şekilde sizi sevenlere, sizi kullananlara ve kullanmayanlara eşlik edebiliyor olmak. Bu da oldukça hızlandırdı ve daha karmaşık hale getirdi süreci aslında. İlk başta bunları söyleyebilirim. Teşekkürler. Bu senin konuşmandaki o önemli kelimelerden bir tanesi bence iteratif, değil mi o? O çok önemli. O daha yoğun bir çaba da gerekiyor bu arada. Kesinlikle. Yani bundan keyif almak gerekiyor. Konfor alanı arayanlar için doğru bir zaman değil. Yani bir doğru bulup ya da bir fikir bulup üzerine yaslanma dönemi çoktan geçti. Co-creation zamanı, sen de çok seversin biliyorum bu ifadeyi, tüketicilerle beraber aslında yolumuzu buluyoruz. Onların ihtiyaçlarını, yaşam kalitesini yükseltmekse bir misyon. Bunun tarifini aslında bir yandan da beraber yapıyoruz. Yani bunun ürüne de geri bildirimi var. Bizim yaptığımız işe, iletişime de geri bildirim var. Bunları çok yakın takip etmek ve aslında bundan da keyif almak gerekiyor. Yoksa zor bir dönem diyebiliriz. Evet, teşekkürler. Şimdi Bahadır'a sormak istiyorum. Hilal en azından son dönemde daha dayanıklı tüketim alanında. Bahadır ise hızlı tüketimi çok iyi biliyor. Yıllardır farklı kategorilerde, farklı şirketlerde çalışıyor. Şu anda bir uluslararası şirkette. Bir uluslararası şirkette çalışan biri olarak da sen neler gözlemliyorsun, neler değişiyor, ne oluyor? Aslında şuradan başlamak lazım. Pazarlama bir bilim ve herkes tarafından kabul edilmiş temel bir takım prensipleri var. Yani bir ihtiyacı belirlemek ve bu ihtiyacı giderecek ürün ya da servisi en iyisini ben sağlarım konusunda tüketiciyi ikna edebilmekten geçiyor.
ve bunun içinde doğru tüketici içgörüsünü yakalamak, bu doğrultuda kampanyanızı organize etmek ve tüketici ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde bütün pazarlama planınızı dizayn etme konusunda aslında hiçbir şey değişmedi. Hilal Hanım'ın belirttiği gibi daha karmaşıklaştı. Daha fazla detaya girmemiz gerekiyor. Ama pazarlamanın temel prensibinde hiçbir değişiklik yok. Bu hepimiz için çok iyi bir haber. Ama diğer taraftan bakıldığı zaman artık erişim hala kral. Mutlaka erişimi hep en yüksek tutmamız gerekiyor. Ama öte yandan da özellikle işte sosyal medyanın çok ciddi anlamda gelişmesi, orada çok farklı davranışlara sahip tüketici gruplarını yakalayıp onlara özgü yeni bir şeyler geliştirebilmek, hangisinin en potansiyel olduğunu anlayabilmek, yatırımın doğru bir biçimde nerede yapılacağına karar vermek, aslında pazarlamacı olarak temelde şu, çok daha fazla günlük karar almamız gerekiyor. Bu çok net. Ve bu kararların sürekli olarak tekrar ve tekrar kontrol edilmesi, çünkü her şey çok hızlı değişiyor ve gerekiyorsa değiştirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla buradaki kritik konu şu, çok daha fazla çeviz, çok daha fazla karar alıyoruz. Bu kararları, eğer kararlar doğru değilse, yanıldığımızı çabuk anlayıp, çünkü artık dataya ulaşmak çok daha kolay, geri dönüp düzeltip tekrar ilerliyoruz. Dolayısıyla bu test and learn devam edecek. Ama karar alma konusunda bence pazarlama yöneticileri olarak çok daha fazla karar aldığım süreç olduğunu düşünüyorum. Ama şunun altını çizmem lazım tekrar. Pazarlama o kadar temelleri doğru atılmış bir bilim ki bunlar hiçbir değişiklik yok. Hala tüketiciyi anlamak, onlara ulaşmak, doğru servisi, hizmeti ve doğru insight'i yakalamak, bunlar hala herkes için çok geçerli. Bunu sadece farklı kanallarda farklı alternatif uygulamaları hayatımıza girdi. Herhalde daha çok bu konularda şey yapıyoruz, zaman geçiriyoruz. Güzel. Bir de seni dinlerken bu daha fazla karar alıyoruz ve kararların sonuçlarını daha çabuk görüyoruz dedim. Doğru. O yine biraz önce Hilal'in dediğine de ekleniyor güzel bir şekilde bence. Yani korektif aksiyonu da daha çabuk alabiliyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Bu daha cesur yapıyor mu sence markaları ya da yapmalı mı daha? Kesinlikle daha, şöyle söyleyeyim. Yani sanıyorum Mandela'nın bir sözüydü. Hani ben asla kaybetmem, ya kazanırım ya öğrenirim şeyi. Evet. Bu bir pazarlamacının aslında şu anki hayatının akışı. Çünkü yaptıklarının doğruluğunu ve yanlışlığını çok hızlı görebiliyor. Bu doğrultuda da mutlaka kararlarını değiştiriyor. Ve şeyimiz bu, yani tüketiciyi çok yakın takip etmek, onların reaksiyonlarını görebilmek ve bu doğrultuda bütün planı programı çok hızlı bir biçimde değiştirebilmek. Ama tabii şu açıdan da bir bakmak lazım. Şimdi pazarlamacı olarak nerelere odaklandık? Artık eski tip sadece hani reklam çeken, ürünün stratejisini oluşturan değil, nerelerde fırsatlar var, hangi yeni kanallar var, hangi yeni platformlar var, sürekli kendinizi up to date tutup tüketici neredeyse oraya gitmenizi, doğru iletişimi yapmanız gerekiyor. Herhalde bu da çok hızlı ve çok fazla karar almayı gerektiriyor Ahmet. Güzel. Teşekkürler. Alemşah, sana da şu açıdan sormak istiyorum. Türkiye'nin büyük ajanslarından birinde yöneticilik yapıyorsun. Çok sayıda sektörden çok sayıda markayla çalışıyorsun. Büyük fotoğrafı görme şansı oluyor ajans yöneticilerinin. Sen de iyi gözlemliyorsun. Yani aslında pazarlama süreçleri, araçları değişmedi ama tüketici değişti. Ve bu işin hani en kritik yanı neticede tüketici. Biz çünkü ağırlıklı olarak pazarlamanın çoğu directly consumer bir iş. O yüzden sen sonunda tüketiciyi ikna etmeye çalışıyorsun. Ve bu geçtiğimiz yıl içerisinde tüketicinin hayata bakışı, düşüncesi, para harcayış şekli, belli alışkanlıkları tamamen değişti. Çünkü nereden bakarsan Mart'tan beri ağırlıklı olarak evde yaşayan, biraz daha bilinçli kesimin daha çok evde kaldığı, dışarıya çıkarken daha çok dikkat ettiği, bu yüzden de belli önceliklerinin değiştiği bir ülke var. Diğer taraftan da çok yoğun bir ekonomik kriz sürecinde bunun üzerine yaşayan bir Türkiye'den bahsediyoruz. O yüzden de senin hem belli özgürlüklerinin kısıtlandığı COVID yüzünden, ekonomik özgürlüklerin de
ekonomik kriz yüzünden daha da üstüne kısıtlandı bir dönemde yaşıyoruz. O yüzden de işte mesela sadakat gibi konseptler tamamen yok oldu. Her şey tamamen fiyat endeksli. Yani ben işte X markasını çok sevebilirim ama X'ten alacağım faydayı X bölü 2 fiyata başka bir yerden alıyorsam hiç düşünmeden diğer markaya geçiyorum. Öyle olduğu için de tüm bunlar olurken bir yandan da işte benim için çok keyifli bir süreçti şu anlamda. Hani dijital diye yıllardır anlatıyoruz. Böyle zoraki bir evrim yaşadı tüm dünya. Yani işte dijitalden anlamayan insanların bile dijital diye bir şey varmış dediği ya da işte yıllardır neden bir dijital stratejiniz olması lazım diye konuştuğumuz bir sürü insanın ya evet lazımmış gerçekten dediği bir döneme girdik. Şimdi bunun tüketici yansıması ne oldu? Tüketicinin önüne düşen mesaj miktarı, content miktarı, içerik miktarı, yaratıcı fikir, kampanya, reklam miktarı arttı. Ama tüketicinin alım gücü azaldı. Bunun kesişiminde de artık o kararı vermek, hangi ürünü kullanacağını, hangi markaya inanacağını, kararını vermek daha zor bir karar. Daha eskisine göre çok daha zor bir karar ve eskisine göre daha az duygusal bir karar. Daha fonksiyonel bir karara döndü. Bunun sonucunda da bence bu dönemin en önemli kazanı yaratıcılık. Çünkü bu kadar çok mesajın olduğu, bu kadar çok markanın olduğu, bu kadar çok kanaldan işte hayatımızda TikTok yoktu, TikTok girdi. İşte Instagram Live'ı belki markalar kullanmıyorlardı ama işte Instagram Live diye bir şeyin böyle çok ciddi konuşulduğu bir dünyaya geldik. İşte YouTube kanal stratejisi biz 3 yıldır markaları anlatıyoruz. Bu yıl nihayet evet YouTube yapmalıyız'a döndü. Yani birden daha geleneksel bir marka için televizyon, radyo, outdoor bir de sosyal medyamız vardıdan işte televizyon var, outdoor, radyo bir şey yok. Dijital dediğin şey dijitalin altında 8 farklı kategori. TikTok'u, Instagram'ı, YouTube'u, işte o influencer'ı, osu busu dediğimiz bir dünyaya geldik. Şimdi markalar bunu anlamaya çalışıyorlar bir yandan ve yetişmeye çalışıyorlar. Marka kendi içindeki kültürü de değiştirmeye çalışıyor. Çünkü çoğu zaman bunu konuştuğumuz zaman insanlar zannediyorlar ki hani şöyle yapınca dijitale geçiliyor. Öyle yapınca dijitale geçilmiyor. Çünkü bu bir kültürel transformasyon. Ve şirket içinde bunu yönetecek yöneticiler, bu kafaya sahip üst düzey yöneticiler yoksa alt kesim, alt ekip bu konuda ne kadar iyi olursa olsun yönetimi fikrini değiştiremediği için onları hayata geçiremiyor. Şimdi tüm bunların önüne çok büyük bir zoraki evrim kondu. Dediler ki hani evrimleş ya da yok ol. Şimdi bu bütün bu organizasyonun yapılarını çok hızlı bir şekilde dijital evrimleştirmeye zorladı. Bu çok iyi bir şey. Geleceğimiz için çok iyi bir şey. Diğer tarafta bu kadar çok mesajın olduğu, bu kadar çok platformun olduğu bir noktada tüketicinin algısı ve dikkati zaten çok düşük. Yani şöyle düşün, sen şimdi 2000'lerde doğmuş biriysen, bugün işte 20 yaşındasın. Sen böyle 7 milyon falan marka mesajı görmüş oluyorsun bu yaşa kadar. Ya sen Instagram'ı böyle, zaten böyle geçiyorsun Instagram'ı. Hani aradaki marka şeylerini böyle geçiyorsun. Çok ilginç, çok değişik bir şey görmen lazım. Ya da çok sevdiğin, çok tanıdığın birinin, bir influencer'ın ya da bir insanın kanalında ya da yayınında tam sen o an odaklanmışken onu yaşıyor olman lazım. O yüzden mesela influencer marketingin bu kadar yükselmesinin sebebi bu yıl. Bu. Çünkü insanlar o insanları tüketiyorlar içerik olarak. Böyle olunca tüm bunun kesim noktası ne? Yaratıcılık. Çünkü ben mesajımı bu kadar çok mesajın içerisinde diğerlerinden ayıracak bir şekilde tüketiciye göstermem gerekiyor. Bu da zaten yaratıcının tanımı. Bizim bu işi yapıyor olmamızın ve hani markaların da yaratıcıda ihtiyaç duyuyor olmasının temel sebebi bu. Çünkü bir şekilde bizim farkındalık yaratmaya ihtiyacımız var. Her markalarımız için, ürünlerimiz için yapmaya çalıştığımız şeyleri anlatmak için. O yüzden de geldiğimiz nokta bence gerçekten yaratıcılığın etkisinin net olarak gözükebileceği bir dönemdeyiz biz. Ve elimizdeki platformlar da bunun için bize gerekli araçları veriyor. Ne demek bu? Sen bugün herhangi bir dijital platformda yaptığın bir kampanyanın tüm datasına hakim olabiliyorsun. Kaç kişi gördü, kaç kişi sonuna kadar izledi, neler oldu, o insan oradan başka nerelere gitti, hepsini görebiliyorsun. Tüm bunların ışığında da hem teknolojiyi öğrenmek zorunda kalan, bu yeni kanalları öğrenmek zorunda kalan ve bu yeni öğrendiği, çok daha azıcık da toy olduğu buralarda ciddi bir şekilde yaratıcılığa ihtiyaç duyan bir pazarlama kültürü, bir pazarlama ekipleri, bir markalar versus artık o ürün seçme kararını
çok daha zor veren, eskiden iki kere düşünürse şimdi üç kere düşünen, eskiden 100 lira fark için ya tamam 100 lira daha fazla veririm de daha iyisini alırım diyen ama artık bunu diyemeyecek olan bir hedef kitle var. O yüzden de ve bir yandan da tabii ki marka tarafında da bütün bu ekonominin etkisi var. O yüzden marka tarafında bütçeler küçüldü, işler zorlaştı, yeni öğrenilmesi gereken bir sürü şey var, biraz kafalar karışık. Neyi nereden yapacağız tam kesin emin değiller. Diğer tarafta tüketicinin parası azaldı, önüne düşen mesaj miktarı arttı, kullandığı platform sayısı arttı. Onun da kafası karışık bu arada, morali de bozuk zaten, Covid Covid dışarı çıkamıyor, ülke ne oluyor ne ediyor korkusu var. Şimdi böyle bir kaos ortamındayız. Bundan tek çıkış da yaratıcılık. Çünkü seni geri kalan tüm güruhtan ayıran, tüm toplumdan ya da diğer markalardan ya da rakiplerinden ayıran ve o insanın içinde bulunduğu haleti ruhiyeyi anladığını gösterecek fikirlere ve projelere ihtiyaç var. İşte tam olarak bu noktada da purpose ve human truth konusu çok önem kazanıyor. Niye? Çünkü benim bugün herhangi bir marka olarak bir tüketiciye söyleyebileceğim şey o kadar az ki artık. Çok kısıtlı bir kelime hazinem kaldı. Çünkü dünya işte pandemi mandemi kapalı bir durumda. Ve Türkiye kendi içinde başka dertleri yaşıyor. Söylediğim şeylerin çoğu gerçek dışı gelebilir. Yani bugün bir spor markası koş, çık koş diyemiyor. Çünkü çıkıp koşamıyor insanlar. Hani evde kal ama gene de sporunu yap demek zorunda. Kendini adjust etmek zorunda. O yüzden de ya da işte hayat çok güzel. İşte tüm zorluklardan başa çıkarız. Hani samimiyetsiz gelebilir. O yüzden bugün tüketiciyi anlıyor olmak, bugünün human truth'unu anlıyor olmak ve o human truth'tan başlayan ve çok yaratıcı bir iletişim stratejisi kuruyor olmak tek seçeneğimiz. Başka hiçbir seçeneğimiz yok. Bunu yapmayan markalar ya da bunu yapmayan her iş çöpe atılan para. Ya biz kendi markalarımıza da ya da ben işte bu tarz konuşmalarda hep şeyi söylüyorum. Hani yapmış olmak için yapılan ya da işte bu da fena olmadı diye yapılan her şey şu an çöp. Ya ben bugün pazarlama müdürü olsam bir büyük kurumda gerçekten şöyle bakarım. Hani bu iyi, bu kötü, bu Ehlerin hepsi kötü bugün. Bugün sadece çok iyi ya da yapma var. Hani bugünkü para çok değerli, müşteri çok zor karar veriyor. Bugün ben bir iş yapıyorsam, bu sosyal medya içeriği bile olabilir. Yani girdiğiniz en küçük sosyal medya içeriği bile olabilir. O içeriğe neticede sen, yani mesela birçok marka şunu da bilmiyor. Sosyal medyaya sen içerik koydun, hiç medya koymadın arkasına. O içeriği görebilecek insan sayısı, maksimum görebilecek insan sayısı belli. Bunu algoritmalarla kontrol ediyor zaten platformlar. Sen o medya parasını harcamazsan, onu görecek insan sayısı 10, 100, öyle yani. Hani belki kısmeten görecek. Medya bastığın anda onu gösterdiği insan sayısını dramatik bir şekilde arttırıyor. Medya kaç lira bastığının önemi yok. 100 lira bassan bile. Çünkü sistem böyle çalışıyor. Şimdi sistem böyle çalıştığı için sen her yarattığın içeriğe reklam parası koyman lazım. Bunu sürekli yapıyor olman lazım. Şimdi ben o zaman haftada bir sosyal medya planı olarak 50 içerik giriyorsam, hepsine medya basıyorsam, bu içerikler okeyse paramı tamamen çöpe atıyorum. Çünkü kimse onları görmüyor. Kimse umurunda da değil bu arada. Hani bizim düz girdiğimiz kontentler. Ha, insanların ne umurunda? Gerçekten onları etkileyecek, onlara bir şey söyleyecek ya da bu yaşadıkları durumdan onları bir şekilde azıcık bile olsa uzaklaştıracak hisler önemli. O yüzden mesela hikaye anlatım çok önemli. O yüzden pozitif duygu verebiliyor olmak şu an çok önemli. O yüzden mesela mücbir sebepler bu kadar çok seyredildi. Niye? Çünkü gülmeye ihtiyacımız var. Bizi kim güldürüyor? Onlar güldürüyor. O yüzden onları seyrediyoruz. Ya da bir şeyleri öğrenmeye ihtiyacımız var. Bize öğreten markaları ya da öğreten içerikleri daha çok seyrediyoruz. Tam böyle bir noktadayken de markaların gerçekten doğru, güçlü ve yaratıcı işler yapıyor olması lazım. Başka hiçbir şey yapmıyor olması lazım. Zaten bunu başardığımız noktada ki bunu başaran markaları da görüyoruz. Mesela Burger King, Covid'in başından itibaren 17 tane proje yaptılar dünyanın farklı yerlerinde. En küçük projeleri bile çok yaratıcı. İşte maske yapıyor, işte maskenin üzerine siparişini yazdığı maskeler var. İşte büyük iş de var, çok küçük iş de var. Ama işte hatta geçenlerde ilan çıktı görmüşsünüzdür. Gidin McDonald's'tan alın, sadece bizden almayın. Oradan da alın, buradan da alın diye ilan çıktılar. Mesela şimdi o ilanın çıkmasının bir sebebi var. İnsanlar bir önceki işi görmedikleri için o ilanı çok beğeniyorlar. Ama oradan bir haftaya geri giderseniz Halloween'de Amerika'da diğer franchise'ların ne kadar boş olduğunu
ve böyle terk edilmiş korkutucu yerler olduğunu gösteren bir tane kampanya yaptılar ve inanılmaz ters bir tepki aldılar. Dediler ki bu zor zamanlarda sen iyi gidiyor olabilirsin Burger King ama diğer senin gibi fast food zincirleri kötü gidiyorsa sen buna nasıl dalga geçersin diye. Amerika'da inanılmaz kötü bir tepki aldılar. Hemen onun arkasından bu ilan çıktılar. Şimdi sen o işi görmediysen diyorsun ki ne kadar iyi iş yapmışlar. O işi gördüysen diyorsun ki iyi toparladılar. Ama evet. Neçede ne var? Burger King COVID başladığı günden beri bir şey yapıyor. Hı-hı. Düzenli olarak. Evet. Ve doğru örnek olarak da onu düşünüyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Alemcan'ı dinince şunu düşündüm. Yani hep konuşuyoruz o VUCA. Gerçek bir VUCA içindeyiz. Ve aynen. Büyük yazabiliriz. Geçenlerde bir sunum dinlemiştim. O VUCA'yı 2C ile yazıyordu oradaki kişi. 1C complexity, 2C de kaos. Yani bu durumda o zaman pazarlama içinde daha büyük ustalıkla yönetilmesi gereken bir disipline dönüşüyor. Bu markaların ajansı olmak da tabii ki daha büyük bir ustalık da gerektiriyor. Çok da kolay olmayabilir tabii ki. İşte mezun olduğumuz okullar, ya gençlerin bile mezun olduğu okullarda bu becerilerle mezun olmadılar, bu eğitimleri almadılar. Hilal, biliyorum sen de böyle yeni şeyler öğrenmeyi de çok seviyorsun. Biz böyle meraklı arkadaşlarız. Mesela bu dönem sana neyi öğretti? Özellikle içinde bulunduğumuz sektörde neleri keşfettiniz? Nerelerde zorlandınız? Aslında dönem biraz büyüteç etkisi yaptı. Beklemediğimiz şeyler değildi. Biz zaten hani baktığınız zaman bu döneme hazırlanıyorduk her anlamda. O manada da denk düştü bile diyebilirim. Sektör önem kazandı. Hani Alemşah'ın verdiği örneğe bakarsak hani çık koş diyemiyorum, eve dön diyorum. Eve dönünce de benle sonuçta baktığınız zaman hayatındaki birçok problemi evdeki beyaz eşyasıyla çözdüğü, küçük ev aletleri çözdüğü, hani daha fazla vakit geçirdiği bir dönemdeyiz. Hani buzdolabındaki kapasitenin öneminin artışı veya hijyen konusunun COVID dönemiyle birlikte işte çamaşır makinesinde olsun, bulaşık makinesinde daha ön plana çıkması. Bunlar aslında biraz daha bizim o hani yaşam kalitesini arttırmak misyonumuzu daha da parlattı. Orada bizim için enteresan bir test oldu. Çünkü yani mesela eve dönmek bizim zaten inandığımız bir şeydi. Hazırlığını da yaptığımız bir şeydi. Hatta da yani hemen arkasından gerçekten en güzeli evde diye Bosch'la iletişimimize başlama fırsatımız oldu. Hazırdık çünkü biz zaten onu merkezine almıştık markanın. Şunu uygulama şansımız oldu. İnsanlara yani use case önemli bir şey ya. Hani bir özelliğiniz var, bir teknolojiniz var. Teknolojiyle insan arasında bazen o ilişkiyi kurmak çok kolay olmuyor baktığınız zaman. Hani onu gerçekten insanlaştırmak, gerçekten oradan o hani yaşam kalitesi dediğimiz şeyi fiiliyatta harekete geçirmek önemli oluyor. Biz mesela şeyi önemsedik. Yine biraz evvel Alimşah'a gönderme yapacağım. Yani ilham vermeyi önemsedik. O pozitifliği, o purpose'ı o manada yaşam kalitesinde ve onunla ilgili verdiğimiz ilhamda bulduk. İnsanların bu manada evde daha çok vakit geçirdiğini, evde vakit geçirdiği noktada bazı konulara daha az zaman ayırmak isteyeceğini, yani işte atıyorum bir tane örnek, yani Bosch'taki IDOS özelliğimiz bizim, hani şey için söylüyorum, deterjanı koyuyoruz ve unutuyoruz. Hani cognitive load'u insanlardan alan, onların bunu düşünmemesini sağlayacak bir düzeneyi, onların ilham alacağı bir şekilde anlatmayı hedefledik. İşte Home Connect teknolojisini, oradaki connectivity ile yine ilham veren bir hikaye yarattık ve onun birkaç serisini paylaştık. Yani tabii burada orkestrasyon önemli oldu. Çünkü bir yandan kontrol ve güven duygusunun peşinde olduğumuz bir dönemdi. Özellikle ilk başta ve sürecin 2-3 ayında çok zor zamanlar da geçirdik. Ve orada işte yaptığımız hani şey tarafına tabii ki ihtiyacı olanların yanında olduk, bağış yaptık ve gündemi takip ettik, yapabileceğimiz desteği vermeye çalıştık. Servis 7/24 çalıştı sonuçta. Perakendeyi çok konuştuk ama bizim de mesela servis tarafında insanların ihtiyacı, belli bir yaşın üstündeki kişilerin bu manada beyaz eşyadaki servis ihtiyacı gibi konular çok bizi açıkçası yoğun bir şekilde meşgul tuttu. Ve orada insanların yanında olmak ve o dönemi beraber yönetmek bizim için önemliydi. Ama ilhamdan da vazgeçmedik.
Bu anlamda ikisiyle de güzel bir yolculuk aldığımızı düşünüyorum ben. Orkestrasyonu kolay değildi. Hani ne öğrendin diye sorduğunda baktığımızda yine bu IQ, EQ dengesi. Hani bir yandan ihtiyacı anlamak ve o ihtiyacın yanında olmak gibi bir meselemiz vardı. Ama bir yandan da ben hani şunu söyledim o süreçte. Ben belki hayatımda ilk defa toplumun her kesiminde bizim bir şeyler değişiyor. Dönüşüyor hani tam bu işte Harvard Business Review'un bir artikülü vardı. Yani şeyin yasını tutuyoruz ama neyin o tuttuğumuzu bilmiyoruz. Dönüşüm var, bir şeyler kayboluyor. Bu kadar büyük değişimin her toplumun kesiminde olduğu bir dönemde ilham vermenin de önemli olduğunu düşündük aslında. Ve teknolojilerimizle o insanların cognitive load dediğimiz problemlerini çözmelerini kolaylaştıracak. Veya daha farklı alanlarda onlara geleceğin tarifini yapabileceğimiz hikayelerimizi paylaşmak istedik. Tabii ki o ilk başta anlattığım hani biraz evvel birinci sorunda senin bahsettiğimiz hani haftalık update'ler, iteratif prosesler, sürekli ayakta kalmak onlar da zor yani keyifliydi. Evet ben de çok öğrendim. Hep bütün ekipçe çok öğrendik. Bütün şirket olarak çok öğrendik bu süreçte. Ama bir yandan da tabii hep dik durmayı ve ayakta olmayı gerektiriyordu. Bu şekilde özetleyebilirim. Hiç daha önceden görmediğimiz konular vardı. Biraz bizim cümle arasında söyleyeyim. Mesela üst yaş grubunun servis ihtiyacı. Hani izole olması gereken bir grup. Servis eve nasıl girecek, nasıl yardımcı olacak onlara. Başka insanlar da yardım ediyor. Birçok konu var daha önce hiç yüzleşmediğimiz ama çözmek durumunda kaldığımız. Evet. Problem çözmek birileri de geliştirdiğimiz dönemde. Kesinlikle. Sen de söylersin Bahadır. Teşekkürler Hilal. Şuradan başlamak lazım. Benim halihazırda yönetim kategorileri aslında şöyle tanımlayabilirsiniz. Yani tüketicinin alışveriş listesinde yokuz. Yani impulse kategoriler bunlar. Yani görüyor ve satın alıyor. Artı çok yoğun bir geleneksel kanal ağırlığı var. İşte orada da işte eve kapanmalar, sokağa çıkma yasakları falan filan gibi. Pardon Bahadır, herkes bilmiyor olabilir. O hangi kategorilerden bahsettiğini? Okay, söyleyeyim. Ben Mondelez Türkiye'de sakız şeker kategorilerinden sorumluyum. Bunlar tahmin edersiniz ki işte çok ciddi bir geleneksel kanal ağırlığı olan, aynı zamanda tüketicinin alışveriş listesinde olmayan impulse kategoriler. Şimdi çok şey öğrendik. Kesinlikle Hilal Hanım'a katılıyorum. Yani inanılmaz öğrendiğimiz bir süreçti. Fakat öte yandan Türkiye pandemi değil elbette ama krizlerle yaşamayı çok geçmişinde deneyimlemiş bir ülke. Dolayısıyla buna da birazcık kriz gözüyle bakarsak şunu tekrar ve tekrar biz kendi performansımıza baktığımızda net bir biçimde gördük. Kriz dönemlerinde yatırım yapmak markalar için çok önemli. Kesinlikle. O yüzden de bu süreçte reklamlarını ara veren, iletişimini durduran markalardansa yatırıma devam eden markalar kazançlı çıktılar. Bu bir kez daha ispatlandı. Bir kere bunun altını çizmek lazım. İkincisi, bu dönemde yine tüketiciyi okumaya devam etmek kesinlikle çok önemli oldu. Çok hızlı, çok çevik bir biçimde bunu iletişimine, yani biraz önce Alem Şah'ın bahsettiği yaratıcılık anlamından yansıtabilen markalar çok başarılı oldu. Üçüncüsü yine evet para önemli. O yüzden de zaten ROI'lar daha önemli hale geldi. Markalar en hızlı geri dönüş alabileceği ürünlerine yatırım yapmayı seçtiler. Bizim prensiplerimiz bunlardı. Yani Mondelez'in de genel yaklaşımı olarak tüm ülkelerde uyguladığı sistem bu. Ve açıkçası şirket olarak bu dönemde işte Falun markasına çok ciddi yatırım yaptık. Bunun geri dönüşünü çok iyi aldık. Hani geçmişe bakıldığı zaman en yüksek pazar payına sahip olduk. Dolayısıyla durmamak, devam etmek, tüketiciyi okumayı sürdürmek ve çok çevik bir biçimde bütün sisteminizi ona uygun hale getirmek çok daha önemli hale geldi bence. Alem Şah'ın söylediğinde çok kritik bir konu var. Ne bizde çok farklılaştı ya da zorladı? Evet arkadaşlar, yani e-ticaret tarafı bize çok küçüktü. Planlar var mıydı? Vardı. Ama bu süreçte bütün organizasyon bu konuyu
çok hızlı bir biçimde öğrenmek, uygulamak ve neyi daha iyi yapabileceğiyle ilgili çok hızlı bir öğrenme süreci geçirdi. Bu çok hızlandı. Toplam yatırımımız içerisinde dijitale aktarılan yatırımlar değişti, evet, arttı. Sene içerisinde artıyordu, bu dönemde daha da fazla arttı. Çok öğrendik. Kesinlikle katılıyorum. Ama şeyler değişmedi. Tekrar onun altını çizmek isterim. Tüketici değişti ama pazarlama yöneticilerinin tüketicileri anlama isteği değişmedi. Yani hala orada küçük gruplar da olsa, çok farklı çeşit gruplar da olsa onların içgörülerini yakalayabilmek hala pazarlamacının bir numaralı önceliği olarak önde duruyor. Ve evet, yaratıcılık çok önemli hale geldi. Yaratıcılığın test edilmesi ve çalışmıyorsa değiştirilmesi, orada da tekrar bir karar alınması konusu yine hep açıkçası gündemimizin en zirvesinde duruyor. Peki bir şey soracağım. Bu COVID döneminde sizin ürünlerin kullanım alışkanlıklarında, ürünlere karşı tutumda bir değişiklikler gözlemlediniz mi? Değişiklik gözlemledik mi? Evet. Bayram döneminde, bayram şekeri bizim için çok önemli bir kategori. Bayram şekeri tabii ki sokağa çıkma yasakları nedeniyle bir miktar etkilendi. İşte en önemli örnek genelde şeydir, açık satılır ve tüketici gider, farklı farklı ürünleri birleştirir ve kendi paketini hazırlar. İşte hijyen önlemleri nedeniyle bazı yerlerde bunlar hayata geçmedi. Bunun yerine paketli ürünlerde çok ciddi bir artış yaşandı. İşte zaten birazcık pazarlamacının öngörüsü de orada devreye giriyor. Biz bunun olabileceğini öngörüp toplamdaki işte paketli şeker üretimimizi çok ciddi anlamda arttırmıştık. Bu tarz stratejik kararlar alabilmek tüketiciyi doğru okumaktan geçiyor. Bunu da zaten gördük şeyde, bayram sürecinde. Paketli şekerler inanılmaz miktarda arttı. Açık olarak satılan ürünlerde bir düşüş yaşandı. Ama toplamda iyi bir noktada o dönemde geçirmeyi başardık. Dolayısıyla çok daha fazla stratejik karar almamız, çok daha fazla öngörüde bulunmamız gereken bir süreçti açıkçası. Evet. Bir de genel olarak hane içi tüketim arttı. Yani daha, çok daha zorlanan kategoriler var. Sizin ürününüze yansımamış olabilir daha impas bir ürün olduğu için ama. Şöyle söyleyeyim. Satışlarıma baktığım zaman insanların hani sokakta olmadığını da dikkate alırsak benim hane içi tüketimim de arttı Ahmet. Yani bu da şundan geçiyor. Benim bu yasaklar ve yeni durumla ilgili olarak yani benim hane içi tüketimim artmayacak öngörüsünü bulunmadık. Biz yeni durumu öngörüp o doğrultuda bütün planlarımızı, programlarımızı revize edip yeni normale kendimizi adapte edip hızlı kararlar alarak ilerledik. Sanıyorum bu da bize çok pozitif bir geri dönüş sağladı. Evet. Şimdi seni dinleyince aklıma enteresan bir şekilde Darwin geldi. Hani demiş ya, en güçlü olan değil de en iyi adapte olabilen ayakta kalacak diye. Bence herkes, her insan, her kurumda adapte olabilme kaslarını geliştirdi ve o becerisini tekrar ortaya koydu diyebiliriz. Kesinlikle. Öyle bir şey, sana bir şey sormak istiyorum. Bu yani dijital böyle biraz böyle değişik gibi bir kelime, dijital kelimesi. Böyle işte dijital büyüyor. Peki o sabit mi büyüyor? Bunu sormak için en doğru kişilerden biri sensin. Onun içindeki dağılımında neler oluyor yani? Dijitalin içinde de eskiyen bir şeyler olabilir. Dijitalin içinde de demodeleşen bir şeyler olabilir. O ne tarafa doğru değişiyor? Ya şimdi dijital böyle biraz televizyon gibi bir kelime oldu. Yani evet. çok yani her şeyi kapsayan bir şeye doğru dönüştü. Biz mesela ben galiba 4-5 yıldır biz dijital kelimesini kullanmıyoruz. Artık parçaladık ve başka bir sürü kelime kullanıyoruz. İşte social diyoruz, UX diyoruz, işte performance marketing diyoruz, içerik diyoruz. Şimdi dijitalin içinde nasıl değişti dersen, şimdi dijitalin içinde televizyon büyük ve dominant şeylerden bir tanesi diye biraz önce konuştuk. Televizyonun yarıya yakını dijital şu an. Yani seyredilen televizyonun yarıya yakını dijital. İşte Netflix'tir, Amazon Prime'dir, işte Blue TV'dir, Digiturk'ün dijitalidir, işte mobile'dir vesairedir. Türkiye'de çok ciddi seviyede mobilden seyrediliyor televizyon. Ve bu seyreden içeriğin de ciddi bir kısmı, yani spor içeriğini saymazsak,
Geri kalan kısmı biraz önce bahsettiğim tarzda platformlardan izleniyor. Bu da tabii şöyle bir yanılgı getiriyor bir yandan. Bu platformların çoğunda reklam yok. O yüzden de insanlar televizyon seyrediyorlar ama toplamda seyrettikleri televizyonun reklamlanabilir versiyonunun %'si azaldı. O yüzden televizyona çıkıyor olmak hala önemli. Çünkü evin içinde televizyon var ve açtığımız an hep beraber oraya kafamızı çevirip bakıyoruz. Ama işte bir evin içindeki iPad sayısı, telefon sayısı arttığı andan itibaren o dikkatin 5 kişinin birden aynı ekrana bakmasından 5 kişinin 5 tane ekranda farklı şeyleri seyrettiği ve bunların da birbirinden farklı platformlar olduğu ve ciddi bir kısmının da reklam veremeyen platformu, reklam verilemeyen platform olduğu bir dünyaya geldik. Şimdi birinci önemli konu bu. Televizyon içindeki dijitalin payı. Dijitale geldiğimizde bugün dijitalin içindeki en büyük kısım sosyal medya. Sosyal medyanın içerisinde Türkiye'de en büyük Instagram, sonra YouTube, sonra Facebook, sonra Twitter, sonra diğerleri diye gidiyor. Bunun içinde TikTok çok hızlı büyüdü. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de. Genellikle daha genç hedef kitlenin kullanıldığı ürünlerde Türkiye çok hızlı şey oluyor. İlk 5'te, ilk 10'da oluyor. TikTok'ta da öyle. TikTok'u yoğun kullanan ülkelerden biriyiz biz. Ve TikTok'ta yeni reklam modellerini yeni yaratan bir yer. O yüzden orası bence ileriye doğru da özellikle o segmente oynayan markalar için bence çok doğru bir platform olacak. Sosyal medyanın bu kadar çok dijitalin içerisinde büyümesinin temel sebebi de şu. Siz bir web siteniz varsa o web sitesine insanları çekmek için para harcaman gerekiyor. Ama sosyal medyada insanlar zaten o platforma geliyorlar. Senin sayfana gelsinler diye efor harcaman gerekiyor. Aradaki efor farkı çok ciddi. Aynı şekilde mesela bugün bir tane uygulamam varsa, kendi yaptığım bir marka uygulamam varsa, bunu insanlar kullansın diye, indirsin diye, tekrar açsın diye çok çalışman gerekiyor. Şöyle bir istatistik vereyim. Herhangi bir uygulamanın, telefona indirdiğimiz, herhangi bir uygulamanın ikinci defa açılma oranı böyle 30'ların altında. Kurulan application'ların, herhangi bir kurduğun application'ın, ikinciden sonra açma ihtimalinin %3'ün altında. O yüzden de yani normalde biz telefona kurduğumuz application'ların böyle %80'ini falan bir daha açmıyoruz. Ya da işte açıyoruz, bir kere bakıyoruz, sonra 6 ay sonra siliyoruz bu application niye buradaydı diye. O yüzden şimdi uygulama yapmak, onu büyütmek, onu korumak eğer business'ın bir parçası değilse bugün çok lüks. Çünkü ciddi para harcaman gerekiyor. Ve böyle 5 yıllık planın içerisinde bu bir platforma dönüşecek marka için diyorsan fine. Ya bir de böyle bir app'imiz olsun diyorsan kesinlikle hayır bence. Çünkü çok hayat daha da zorlaşıyor. Aynen. O yüzden her şey sosyal medyanın içine sıkışıyor. Niye? Çünkü web sitesi yap çok efor. App yap çok efor. İşte büyük prodüksiyon yapamıyorsun bütçe. Ha geriye ne kaldı? Dijital dediğin şey eşittir sosyal medya bugün. Oldu. Eşittir Instagram. Eşittir YouTube. Eşittir Twitter. Eşittir TikTok. O yüzden şimdi bu mecralarda da senin elindeki silahlar ne? Bir, mecranın kendi ürünleri. İşte filtre yapmak. İşte değişik şeyler. Instagram için konuşuyorum. İkincisine influencerlar. Fikir liderleri. Üçüncüsüne biraz önce konuştuğumuz gene kreatif fikir. Bunların çatısı olarak da kreativite, yaratıcılık. Çünkü influencerları tüm markalar kullanıyor. Bu platform fikirlerini tüm markalar kullanıyor. Sen tüketici olarak sürekli aynı influencer'dan 8 tane farklı markayı dinliyorsun bir hafta içinde. Hiçbirine inanmıyorsun. En çok aklında kalan belki bir şeye dönüşüyor ya da dönüşmüyor. Şimdi tam olarak böyle geldiğimizde dijitalin içinde sosyal medya bu kadar büyüdüğü için sosyal medya ve içerik bu kadar büyüdüğü için onun ticari ve direkt bağlantısı olan e-commerce de büyüyor. Biraz önce Bahadır'ın söylediği gibi. Hatta social commerce büyüyor daha spesifik olarak. Niye? Çünkü ben zaten o influencer'ı gördüm. Altta da buton var. Beğendiysen al diye. Bastığım an alabiliyorum. Tamamen rahatlıkla ilgili. Yani ben onu orada seyrettim. Sonra Google'a yazacağım da, bulacağım da, tıklayacağım da. Ona uğraşana kadar videonun altında link var. Basıyorum alıyorum eğer beğendiysem, istiyorsam. O yüzden çok büyük rahatlık. Yani benim içeriği gördüğüm ya da tükettiğim yerde o ürünü almamı sağlayan bir yöntem varsa o benim için dünyanın en kolay yöntemi. Ben zaten tüketici olarak tembelim. Direkt oradan yürüyorum. Ama bu yüzden bir monopol oluşmuyor mu?
Evet, zaten hani bu Amerika'daki davaların sebebi de bu. Şöyle ilginç bir data vereyim. Amerika'da ürün aramalarında birinci sırada Google yok, Amazon var. İnsanlar ürün arayacakları zaman Amazon'dan arıyorlar. Google'dan aramıyorlar. Bugün dünya, yani bugün dünyanın en büyük pazarı, dünyanın en çok para harcayan pazarı Google'ı kullanmıyor ürün aramak için. Düşünebiliyor musun? Şimdi Amazon orada bir monopol oluyor mu? Tabii ki oluyor. Ve bu endişe verici bir şey mi? Evet ve hayır, benim için değil. Ben tüketici, benim umurumda değil. Ben çünkü rahatlık peşindeyim. Ben bir tane siteye girip aradığım her şeyi bulabiliyorsam, alabiliyorsam hiçbir şey umurumda değil benim. Ben mutluyum yani. Şimdi bir Amerikalı tüketicinin Amazon'la bugünkü ilişkisiyle bir Türk tüketicinin Amazon'la bugünkü ilişkisi aynı değil. Niye? Çünkü orada evinde Alexa var. Aynı dili konuşuyorlar. Bu arada insan gibi konuşabiliyor Alexa İngilizce'de. Evde bir tane Alexa var. Senin ne aldığının tüm datasını tutuyor. Ne aldığının, ne zaman aldığının, ne sıklıkla aldığının. Sen diyorsun ki ya pil bitti. 4 tane pil söyle diyorsun. Alexa tamam diyor. Bak pil dedin. Duracell demedin. Ne göndereceğini Amazon karar veriyor. Ya da diyor ki sana ya işte geçen hafta portakal suyu almıştın. Bitmiştir. Yenisini söyleyeyim mi? Söyle diyorsun. Gene marka söylemedin. Çok spesifik şeyler harici marka söylememeye başlıyorsun bir süre sonra. O yüzden şimdi tüketici alışkanlıkları da böyle değişiyor. Bu e-commerce ile beraber. O yüzden bir tarafta sosyal medya kanalları var. Sosyal medyanın da e-commerce olan bağımsız var. Tam bunun ikisinin arasında ne var? Performance marketing var. Şimdi bugün içerikle performance marketingin önemi olabileceğinin en yüksek noktasında. Bununla ilgili en büyük problem ne? Performance marketingi genellikle medya şirketleri yapıyor. İçerikleri genellikle kreatif ajanslar yapıyorlar. Bunlar böyle çalışıyor. Bu arada böyle büyük bir kayıp var. Biz mesela şirket olarak kurulduğumuzdan beri bunu böyle yapıyoruz. Bizim içimizde bu ikisi. O yüzden de bu content'i yaratan adam, bu performance marketingi yapan adam, bunlar yan yana oturuyorlar. Ve işte bütün versiyonları beraber yapıyorlar, beraber test ediyorlar. Şimdi bunun iki tane ayrı şirket olduğu noktada buradan bir şey geliyor, bu onu buraya koyuyor, çalışmıyor. O yüzden Evet. Şimdi zaten bildiğimiz performance marketing dün çıkmadı ortaya. Performance marketing gibi zaten bildiğimiz şeyler bu dönemle beraber transformasyon geçirmeye başladılar. Bir sonraki level'ına çıktı. Hani oyundasın ve bir üst level'a çıktın, yeni güçlerin var artık. O yüzden de bugünün pazarlamasında her pazarlamacının neticede temel amacı markasının daha çok satılmasını, bilinmesini ve tüketilmesini sağlamak. Bugünün pazarlamasındaki en önemli konu biraz önce çizdiğimiz, bu konuştuğumuz platformları satışa dönüştürebilecek stratejiyi de kurgulamak. Evet. Bunun için de teknolojiyi bilmen, platformları bilmen ya da yaratıcı olman da yetmiyor. Bir yöntem değişikliğine de gitmen gerekiyor. Evet. Şimdi bunun için ayrı bir panel gerekiyor. Evet, evet. Zamanımızda olduğu son turda senden başlayalım aslında Emişah. Ters. Tamam. Böyle bir dönemde, bu VUCA döneminde ajans başkanı olmak nasıl bir şey? Şöyle iki cümle, çok özel. Yani biz bu yıl büyüdük. Bizim açımızdan bakarsan. Genel olarak da 41-29 felsefesi biraz böyle biz hep kendimizi şeyde anlatıyoruz. Biz What's Next ajansıyız. Hani bir sonraki adıma geçmek istiyorsan bizle çalışman lazım. Çünkü bizim kafamız öyle çalışıyor. Biz sürekli bir sonraki adımın peşindeyiz ve hep kendimizi ona göre hazırlıyoruz. Bu dönemde ajans sahibi olmanın hani müşteri tarafından bakarsan biz hani işte Türkiye dijitalin bayrağını taşıyan çok uzandır bu işi yapan ajansız. O yüzden bizim için bu değişim, bu zoraki evrim iyi bir şey ve markalara çok uzun zamandır anlattığımız bir şey, artık onların da görüyor olması çok keyif veren bir şey. Evet, zor tarafı sen daha önce verdin, evet. Hep anlattığın şeyleri. Zor tarafı ne? Zor tarafı insani tarafı. Ben şimdi 170 kişilik bir ajans yönetiyorum. Ekibimi 9 ayda bir kere falan gördüm yani fiziksel olarak. Hani biz Mart'tan beri evlerden çalışıyoruz. O yüzden de şimdi bu dönemin getirdiği bir insani transformasyon da var. Yani işte o şirket kültürünü korumak için yapman gereken şeyler, o insanların enerjisini ve motivasyonunu korumak için yapman gereken şeyler, bir yandan bir sürü devam eden işleri devam etmeyi sağlayacak sistemleri kuruyor olmak. O yüzden ajansın iç dünyası olarak bakarsan, hani biz o enerjiyi korumaya, pozitiviteyi korumaya, işlerin akması için çok ciddi efor harcıyoruz. Bir o tarafı var. Müşteri tarafı olarak bakarsak da, dediğim gibi biz çok digital driven bir kreatif ajans olduğumuz için ve markalarımıza hep bir işin hangi mecrada yapıldığı değil, DNA'sının dijital olmasını anlatmaya çalışıyoruz. Aradaki fark ne? Hani
geleneksel kafayla sosyal medyaya iş yapıyor olmak, reklam filmini Instagram'a küçük kare olarak koymak demek. Şimdi onu herkes onu yaptığını söylüyor ve herkes onu yapınca dijitalde anladığını düşünüyor. Hem markalar hem ajanslar. Şimdi halbuki dijital DNA'lı bir reklam ajansı olmak, onu çekerken zaten baştan o formatı da düşünüp, hatta o formatın kullanıcı alışkanlıklarını da düşünüp ona göre planlamaktan geçiyor. O yüzden biz biraz öyle çalıştığımız için şimdilik güzel yani, geçiyor diyelim. Senin dönemin geldiği için çok iyi anlıyorum seni. Söyleyecek çok aynen, şey. Aynen aynen. Bahadır sağ ol, çok teşekkür ederim. Bahadır, sağ ol. Bahadır da ileride şunu sormak istiyorum. Dünyada, Amerika'da da aslında pozisyonda kalma süresi olarak en kısa süre CMO'larda. CEO'lara göre, CFO'lara göre, CTO'lara göre daha kısa kalıyorlar. Bu pozisyonun daha zorlaşmasından, daha kompleks hale gelmesinden de kaynaklanıyor. Sizce pazarlama yöneticiliği nasıl bir şey? Bahadır nasıl bir şey? Sen nasıl hissediyorsun? Ne gerektiriyor? Hangi yeni skill setler, hangi becerilere ihtiyacı var iyi bir pazarlama yöneticisine? Arif bizimlere de ilham vermek adına. Ya sanıyorum herhalde bunu bir son 10 yıldır söylüyorum. Resmi basitleştirmeyi becerebilmek sanıyorum bir pazarlamacının en önemli kası haline geldi. Yani birçok farklı data içerisinden, birçok farklı bilgi içerisinden doğru bilgiyi seçip sadece o bilgi doğrultusunda kampanya fikir üretebilmek, bütün bir organizasyonu bu doğrultuda harekete geçirebilmek çok en önemli herhalde şey yetkinlik bence. Çünkü her şeyi yapma şansınız yok. Dolayısıyla doğru tercihleri yapıp olabildiğince sistemi ve dataları basitleştirmek ve bütün organizasyonu bu doğrultuda harekete geçirebilmek, ki o da biraz daha işte insan yönetimi de gerektiriyor, IQ da gerektiriyor. Bütün bunları bir arada değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla eğer bunlar sağlanırsa herhalde bu pozisyonda daha uzun süre kalabilirim gibi duruyor. Bilmiyorum. Evet, size güvenim sonsuz. Herkes kalabilsin diye zaten soruyu soruyorum. Ama Amerika'da bile bir mesele bu. Aslında Amerika'da olabilir. Hilal, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Nasıl bir şey CMO olmak? Yani birçok fonksiyon için geçerli aslında. Sürekli hani bu software update'ler gibi sürekli kendinden yeni bir sürüm çıkarman gerekiyor. Hani bu neredeyse ayrılığa düştü yaşadığımız değişiklikler ve kaygan zeminlerden dolayı. Dolayısıyla sürekli kendini yenilemek gibi bir meselemiz var. Ben Bahadır'a çok katılıyorum. Ben bu dönemde en büyük, en stratejik hareketin odak olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle neyi yapmayacağını karar vermek ve orada data içinde ve biraz da gut feeling'le, yani hala kalbimizi koyuyoruz tabii işin içine. Sonuçta pazarlamacıyız ama gut feeling'le datadan okuduğunuzu birleştirip farkındalıkla bir şey tasarlamak, bir yol haritası tasarlamak ve bunu sürekli güncellemek hiç kolay değil. Ama kendinizi beslediğinizde, ben çok cross fonksiyon beslenmelere de çok inanıyorum. Yani çok daha fazla farklı konularda okumamız, farklı ortamlarda bulunmamız. Yani kapıyı kapatıp ben bunu kendi yetkinliklerimle çözerim dediğimiz dönem çoktan geçti. Kimse cevabı bilmiyor. O yüzden hani bu farkındalıkla ben bilirimleri ve işte bu durumları bir kenara bırakıp hakikaten yine co-creation'a döneceğim. Kendi ekibinizle bırakın, başka fonksiyonlarla bir arada oturup değer yaratacağınız ve doğru konuları seçerek onları yol boyu güncelleyeceğiniz bir süreç var şu anda. Keyifli, güzel ama kolay değil gerçekten. O manada da biraz evvel konuştuk, hani bence insan olmak tarafına gelirsek hakikaten yetkin, dayanıklı ve esnek olmamız gerekiyor. Başka türlü bu süreci yönetmek çok mümkün değil. Çok teşekkürler. Zamanımız kalmadı ama iki soruyu paylaşmak istiyorum. Güzel sorular var. Bir tanesi Hilal'e geldi. Müşteri deneyimi konusu bir dönem müthiş popülerleşti. Aslında hala çok popüler. Bu konuya BSH olarak nasıl bakıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Çok kısa bahsetmiştin ilk turda. Bir örnek bize verir misin? Mesela deneyim, müşteri deneyim
konusunda yaptıklarınızla ilgili? İri dönem uygulamalardan. Ya şöyle, şimdi DMP'yi kurduğumuzdan beri, yani aşağı yukarı bizde de ciddi bir dijital dönüşüm ajandası var ve bununla ilgili bölge bazında beraber çalıştığımız bir ekibimiz var. Ve orada hem kendi datamızla, hem DMP'de biriken datalarımızla, hem de third party datasıyla sürekli güncellediğimiz aksiyonlarımız var. Şu anda herhangi bir kampanyayı tasarladığımızda, herhangi bir mesajı, bu odak dediğimiz alanları belirlediğimizde, daha en başından bütün ekiplerle beraber her touch point'te bununla ilgili ne söyleyeceğiz, ne geri bildirim alırsak nasıl davranacağız ve bunun için, yani tabii inanılmaz bir content yaratımı da gerekiyor baktığınız zaman ve bunu baştan da öngörmek gerekiyor. Hani bu kısmı çok iteratif olamayabiliyor, yani zaman içinde değişiyor ama baştan full sepetle ve her touch point'te ne söyleyeceğinizi düşünerek, işte o awareness'ın, consideration'ı, ondan sonra purchase'ı, hatta post purchase'ı bütün alanlarda hazır olarak donanımlı bir şekilde hazırlık yapıyoruz her konuda. Bu, yani Bosch'un çamaşır makinesindeki bir IDOS kampanyası içinde olabilir. Hani orada üçüncü adımda purchase anında gelebilecek soruları öngörüp onları da hazırlamanız gerekiyor. İlham verme noktasında materyalinizi de hazırlamanız gerekiyor. Aslında yani münferit bir örnekten ziyade bugün artık bütün kampanyalarımızı böyle ele alıyoruz ve bununla ilgili de çok ciddi bir hazırlık gerekiyor baştan. Yani eskiden lansman dediğiniz şey CMO için belki biraz daha televizyon lansmanıydı. Bugün artık o hani dokuyu ve o danteli nasıl işleyeceğinizi en baştan kurgulamanız ve öyle yola çıkmanız gerekiyor. Testlerle de üstelik güncellemeniz gerekiyor. Bu gerçekten çok ciddi konsantrasyon isteyen bir konu. Teşekkürler. Bir soru da, sorma daha hakkım var. Ne yazık ki her soruyu konuşamayacağız. E-ticaretle ilgili olduğu için onu sormak istiyorum. Bahadır Bey, e-ticaret işinizin ciro bazında ne kadarını oluşturuyor? Bunu paylaşmasanız bile burada nasıl bir büyüme planınız var? Bunu belki dinleyen pazarlama yöneticisi olabilir. Sizin kategorinin e-ticaret kategorinin içindeki e-ticaretin payını arttırmak için neler yapıyorsunuz ve neler yapılmasını önerirsiniz? Şöyle söyleyeyim, aslında biraz önce Alemşah bahsetti. Yani sosyal medya kanalları üzerinden doğrudan, hani sizin satış noktasında İşte impulse kategori olarak konumlandırdığınız markalarınızı, aynısını, aynı yaklaşımı sosyal medya kanalları üzerinden de o impulse'ı yaratabilmek aslında en önemli şey, adım, atılacak adım. Onun dışında ikincisi, mutlaka farklı platformlarda bir kere var olmanız gerekiyor. İşte bu hani listelenmelerin vesairelerin tamamlanması gerekiyor. Üçüncüsü ve bence çok daha önemlisi, şu konuda şöyle bir, yani geçmişte çünkü Türkiye'de pazarlamacılar bu yanlışa düştü. Yani televizyon reklamlarını alıp sadece sesiyle radyo kampanyaları yapıldı vesaire. Bu tarz dönemlerden geçtik. Şu an sosyal medyada, e-com'da başarılı olmanın belli bir takım algoritmaları var. Bunları öğrenip hangi markanızı ne söyleyerek, yanında hangi promosyonu vererek satacaksınız. Bunun her bir detayının çok ince planlanıp oluşturulması gerekiyor ki bu platformdan platformda değişen ve gerçekten sizin dantel gibi çok ince çalışmanız gereken bir süreç. Dolayısıyla evet, her gün kendimizi yenilememiz gerekiyor ama e-com'da büyüyeceksek öncelikle e-com'la ilgili bir strateji gerekiyor. İkincisi de her bir kanalın büyümesiyle ilgili olarak kendimize çok özel, çok detaylı hazırlanmış planlar gerekiyor. Genel yaklaşım bu. Çok derinlemesine çalışma, analiz. Çok. Yani bu hani şöyle büyüyeceğim denilerek bitirilebilecek bir konu değil. Çok çok derin. Çünkü her bir mecrada çok farklı şeyler var. Çözümler gerektiriyor. Öyle söyleyeyim. Anladım. Çok teşekkürler. Şimdi panelin sonuna geldik. 3.30'da Smart Career sahnesi var. İzleyenler oraya da devam edebilirler. 3.30'da tekrar buraya gelebilirler Smart Career sahnesi için. Biz geldiğimiz noktada çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir panel daha yapardık zaman olsaydı. Hilal Eksel Mertel'e, Bahadır Demir'e ve Alemşah Öztürk'e çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Katılımcılara da çok teşekkür ediyoruz. Sonuna kadar dinlediler. Her soruyu soramadık ama 100'ün üzerinde kişi izledi bizi. Herkese teşekkürler.
Böylece yenisi pazarlama sahnesinin sonuna geldik. İyi günler. Görüşmek üzere. İyi günler. Teşekkürler.